Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. İkinci saatten itibaren de Selahattin Kınalı ve Mehmet Özcan bizlere katılacak. Hemen düne giderek başlayalım. Galatasaray Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada ilk gol 24. dakikada Botheim'dan geldi ve ev sahibi öne geçti. Galatasaray 43. dakikada Yelert'le skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına beraberlikle girdi. 56. dakikada Yunus Galatasaray'ı üstünlüğe taşıdı. Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Peña skoru eşitledi ve maç 2-2 sona erdi. Namağlup unvanını sürdüren Sarı Kırmızılılar puanını 12'ye yükseltti. 6. sırada yer alan Galatasaray 7. haftada Dinamo Kiev'i 21 Ocak Salı günü 18.30'da konuk edecek. Spor Ajansı'na konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Selahattin Kınalı ve Mehmet Özcan bizlerle birlikte. Ekrandaki son dakikayı önce bir kez daha hatırlatalım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza verdi. 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezası aldı Dursun Özbek. Biz de Galatasaray'la başlayacağız programımıza. Malmö mücadelesi ve hem de tabii ki bu konuyu değerlendirerek, ama önce bir konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür nasılsınız? Hoş bulduk. Lilalı kız. Hoş bulduk. Lilalı mıydı? Ne diyeceğiz buna? Yani ben mor diyorum genel. Mor. Mor ya. Ne demek istersin? Bir şey mi demek istiyorsun? Morardık diye Avrupa'da. Yok estağfurullah. Onu ben demeyeceğim de artık siz derseniz ona karışamam. Şimdi evet. Düne bir gidelim. Ama gitmeden son dakika Mehmet, hemen sana döneyim. Dursun Özbek'e verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını bir değerlendirelim istersen. Daha sonra mücadeleyi konuşalım. Geçen hafta çıkması gereken bir karardı. Geçen hafta bu karar çıksaydı belki de Sayın Hacı Osmanoğlu yani işte televizyona çıkıp başkana Dursun Özbek oradan cevap vermek durumunda kalmaz. Aslında ilk yapılması gereken Dursun Özbek'in o açıklamalarının ardından federasyonun PPDK'ya sevk etmesi ve iki taraf arasında bu gerilimin en azından tansiyonun biraz daha düşürülmesiydi, ama bu süreç devam edecek. Dursun Özbek'in o açıklamalarının ardından zaten sevkin ardından bu cezanın çıkması çok anormal bir durum değil. Beklenen bir durum Galatasaray açısından. Ama benim bildiğim kadarıyla son değişen kurallarla birlikte Ezgi, 30 günlük hak mahrumiyeti cezası protokol tribününde çekiliyor. Benim bildiğim kadarıyla lojada yine maç izleyebilir başkan. Parasını ödeyerek ödüyorsun yine. Öyle tabii. Bir şey vardı yani. Ceza bunlar ama. Maça gidebiliyorlar yani, diye biliyorum artık. Para cezası aslında. Maça evet. Yine kendi yerinde değil de taraftarın arasında falan izleyebiliyor yani. Çünkü yakın zamanda zannederim Ertuğrul Doğan'a da benzer bir şey olmuştu geçen sezon. Parasını verdi, izledi. O an insanlar ilk anda hani cezalıydı falan derken sonra yönetmeliğe bakıldı ki olabiliyormuş yani. Dursun Özbek'in de ya da başka herhangi bir başkanın da bu şekilde ceza alacak olan maçları izlemesinde bir engel yok aslında. Peki. Şimdi Malmö mücadelesiyle devam edelim. 2-2'lik beraberlikten bahsediyoruz. Mehmet, hemen yine sana dönmek isterim. İyi başlamadı Galatasaray mücadeleye. Devamında bir toparlama gördük ama sonuç itibariyle son dakikalarda gelen bir golle 2-2'lik bir beraberlikten bahsediyoruz. Önce bir genel değerlendirme rica edeyim senden, sonra detaylara geçelim. Şöyle, maçta tabii Sanchez'in sakatlığı önemli bir kırılmandı Galatasaray'ın. Savunmasının en iyi oyuncusu, ama burada tabii Okan Hoca nasıl ki Sivas'ta 10 kişi kalan takımına müdahale etmedi ve yine hücum ağırlıklı bir oyuncu grubu tercih etmişti. Dün de 1-0 gerideyken ve Sanchez'in sakatlandığı sekansta Sanchez yerine bir orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'la orta sahayı kalabalık tuttu ve bence oyuncu değişikliğinden de ziyade oyunu değiştirdi. Evet. Yine bir Okan Hoca'nın artısıdır bu. Maça gelecek olursak Ezgi, sen de mi ifade ettin son dakika 90+2 Pena'nın golü. Normalde 90+2'de yenen bir golle kaybedilmiş 2 puana çok üzülmemiz gerek ama biraz da gerçekçi yaklaşalım. Maç bir 5 dakika daha devam etse muhtemelen Malmö 3-2'de yapabilirdi. Orada özellikle Taha Ali sol kanada aldıkları oyuncu Galatasaray sağ kanadını. Hele ki Yelert oyundan çıktıktan futsal sonra oyuncu, evet. Çok tek taraflı bir oyun da oldu. Ben açıkçası maçın hakkını beraberlik olduğunu düşünüyorum. Galatasaray rakip kaleci 17 yaşındaydı. Onun tecrübesizliğinden Yunus Akgün'ün golüyle faydalandı. Yunus gayet iyi işler çıkardı hücumda. Savunmada Berkan'ı çok beğendim. Gayet derli toplu bir futbol oynadı. Sol kanat bek olarak da yeri geldi. Abdülkerim'in de yanına yanaştı.
Galatasaray öyle ya da böyle Aralık ayının ortasına geldiğimizde 14 lig maçı, buna 6 da Avrupa maçı eklersek Selahattin abi, 20 tane maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik benim nazarımda gayet iyi bir karne diyebiliriz. Burada Galatasaray'ın Avrupa serüvenini irdeleyeceksek, yayın öncesi konuştuk Selahattin abiyle, Young Boys eşleşmesine üzülelim. Veyahut da Osimhen'in olmadığı RFS deplasmanı 2-0'ın 2-2'ye gelen oyuna üzülelim. Yoksa Malmö, Alkmaar bu deplasmanlardan bir puan çok olağan dışı sonuçlar değil. Galatasaray tam kadro olsa, hatta tam kadroyu da geçtim, Osimhen olsa muhtemelen galibiyetle dönerdi. Çünkü çok eksiği vardı Galatasaray'ın, ama buna rağmen yine Galatasaray dağılmıyor. Sivas'ta da 10 kişi kazanarak, ligde puan farkını açarak bunu göstermişti. Ama bir yerde artık işte Trabzon ve Kayseri maçları açıkçası benim için puan kaybı bu noktada sürpriz olmaz Galatasaray açısından. Favori gözükse de, çünkü her maç fire veriyor. En son olarak da Sanchez savunmanın en önemli ismiydi. Oyuna sonradan giren isimleri birazdan değerlendiririz ama ben tekrarlayayım, Galatasaray'ın oyun mücadelesi, Okan Hoca'nın kenar yönetimi benim nazarımda iyi iş çıkardılar. Futbol bu. Son dakikalarda sağ taraftan çok gelmişti Malmö. Engelleyemediler. Metehan iyi gününde değildi. Sivas'taki kırmızı kartı tecrübesizlik ama dün özellikle yenen ilk golle kademe yapamaması. Sanchez'in Torreira'nın maçında gözlemlediğim hep Metehan'ın kademesine girmesi için böyle ekstra efor sarf etmeleri. Bunlar olacak. Galatasaray hataları olan, defolar olan bir takım ama Okan Hoca şu ana kadar bence çoğu oyuncunun, işte Yunus'u, Berkan'ı, Gabriel Sarı'sı, Torreira'sı iyi performans almasını biliyor. Selahattin Kınalı. Bir güzel sanatlar master öğrencisi olarak okula gitmesem de önce büyük bir kaybımız var. Şerif Gören'in kaybını çok şaşırdım. Beklemiyorduk. Bir de Şerif Gören çok popüler kültürün malzemesi olmaktan özenle, itinayla kaçınan bir adam olduğu için çok da şeyler okuyamıyoruz. Ya şunu yaptı, bunu etti diye. Evinde bir kaza geçiriyor. Hastaneye kaldırılıyor. Orada kaybettik Şerif Gören'i. Büyük bir kayıptır. Türk sineması için, Türk sanatı için. Yol filmiyle giriş yapmıştır. Yılmaz Güney'in Yol filmiyle. Sonra Endişe filmiyle ilk kendi filmini çekmiştir. Sinemamızın kilometre taşlarından biriydi. Büyük üzüntü duydum. Rahmeti bol olsun. Allah rahmet Şerif eylesin. Gören'in. Gelelim günlük işlere. İşte Galatasaray'ın Mehmet şimdi 20 maçta 15 galibiyet mi dedi Mehmet? Herhalde 15 ve 5 beraberlik. 300 milyonluk bütçem var. Kendi bütçende bir tane takımla oynadın. O maç kazandı deplasmanda. Fenerbahçe deplasmanı. İtirazım yok. Ama keşke bu 15 maçın 10 tanesini kazansaydı da, yani 5 tanesini kaybetseydi de birini kazansaydı. Young Boys'u eleseydi yani. Hı. Kazanman gereken maçları kazanamıyorsun. Bunları kazanıyorsun. Yani Galatasaray'ı bu 300 milyon euro takım kurmuşsun. Tarihsel geleneklerin de var zaten. Bu galibiyetleri alacaksın zaten. Niye kuruyorsun? Dünkü Malmö'nün toplam takım değeri ne kadar? Malmö'nün değil mi? Bakalım evet. Genelde ben... 10'da 1'i kadar filandır. Hadi ya da 8'de 1 olsun. Yeneceksin tabii. Onu bile becerip yenemiyoruz yani. Ben aslında galibiyet bekliyordum Galatasaray'dan. Ama 40, olmadı. 40 milyon euroya yakın. Ama değerlendirirsek de bu sefer sadece takım değerine göre, kadro değerine göre o zaman çıkılmadan kazanılsın maçlar. Öyle bir şey değil futbol ama yani. Tamam da hedefler koyuyorsun. Niye kurdun 300 milyonluk takımı? Yani o mantıkla Manchester City'nin şu sonuçları almaması gerekiyor. Tamam, Manchester City'nin kupa, müzeyde koyacak yeri yok Avrupa kupalarından. Yani sen geçen sene de kaybettik, bu sene de kaybettik, ders almıyoruz diyorum. Niye? Bir yüzleşse kendimize. Ya biz neyi eksik yapıyoruz yani? Yani Fenerbahçe'nin 10 yıldır, 11 yıldır her sezon başı yapboz yapması gibi. Galatasaray'da sürekli bir yerlerden dönüyoruz. Yani Galatasaray Türkiye dahilinde doğru, en çok en doğru işleri yapan takım. Evet, bunu söylüyoruz zaten. Ama senin kuruluş felsefen Türk olmayan takımları yenmek ya. Ya ona uygun bir yapılanmanın içine girsene. Şu anda bana göre Okan Hoca katkısıyla Galatasaray çok başarılı sonuçlar alıyor. Mesela dünkü oyunda da Davinson Sanchez sakatlandığında herkes ne dedi? Ya takım 1-0'da geride. Bir takviye makviye oldu. Yok, hiç iradesine vazgeçmedi hoca. Yine ön tarafta oynamaya devam edeceğim dedi. Tebrik ediyoruz. Evet, güzel. Ama ya senin Yunus gibi, Berkan gibi, o beğenilmeyen Berkan gibi kendi patentini futbol sahası üzerinden, işte
futbol kamuoyuna sunacak oyunculara ihtiyacın var. Çünkü o oyuncular üzerinden bir de oyun inşa edebilirsin sen. E şimdi lejyonerlerimiz var, Osimhen'imiz var, işte Sara'mız var. Sara genç bir adam, inşallah daha da uzun yıllar kendini geliştirir de devam eder ama ya kabul edelim ki oyunumuz yok ya. Yani oyunumuz olmadığı için bütçe olarak senin yanına yaklaşamayacak takımlara karşı bile istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Alamayacağız da. Zaman zaman olacak. İşte 2000 yılında Galatasaray iyi bir kadro yakaladı. Türkiye'nin yeni santrforunu buldu. İşte Hacı'yı buldu, Popescu'yu buldu. Onlarla kaleye Taferel'i koydu. Bir damar yakalandı ve o bir kupayı getirdi. Sonrası gelmedi. Niye? Yapı yoktu çünkü. O oyuncu grubu, çok kaliteli oyuncu grubu buldun. Onların sezonluk performansları üzerinden bir başarı yakaladın. Bir istikrar yakalamak istiyorsan eğer ki kaçınılmaz olan budur. Bir yüzleşeceğimiz gerçek. Bir oyun inşa etmelisin. Bizim takımlarımızın hiçbirinin bir oyunu yok. Selahattin abi de yok. Çok özür dilerim. Şöyle bir araya gireceğim sana ek olarak. Avrupa noktasında Galatasaraylıların biraz uyanması gerek. Şimdi Selahattin abi 2000 UEFA'yı hatırlattı. Ben 40 yaşındayım. Çocukluğumda hayal meyal hatırlıyorum. Nöşetel zaferleri. Sonrasında Galatasaray Şampiyonlar Ligi formatını değiştirmiş bir takımdı United'a gelerek. Yani Galatasaray'ın 2000 UEFA'ya gelene kadar bir Avrupa kültürü vardı. Hatta lig şampiyonluklarında geride bile olsa Avrupa Fatihi ünvanı Galatasaray taraftarını mutlu ederdi. Ama 2000 sonrası bir uyanmamız gerek Galatasaraylar açısından. Galatasaray sadece ligde yerel bazda başarılı oldu. Yani 2000 sonrası Avrupa'da bu kadro işte bir Drogba'lı, Snyder'li takım. O takım da zaten çok fiyakalı bir takımdı. O sonuçları almaması bence olan dışı olur. İşte Şarkı elemesi, Real Madrid'e kafa tutması, Juventus 1-0 elemesi. Çok güzel. Başka var mı? O kadro başka da bu arada teknik direktör başta olmak üzere herkesle birlikte dağıldı yani. Şundan dolayı Ezgi diyorum işte UEFA'dan bir 23 yıl, 24 yıl geldim. Bir tek o şeyi hatırladık yani sezonu hatırladık. Galatasaray gibi markanın bu kadar ligde şampiyon olduğu periyotlarda muhakkak artık bir Avrupa'da başarı eklemesi gerek o hikayeye. Yani Galatasaray taraftarı şu an tamamen yerel ligdeki şampiyonluklarla, transferdeki spektaküler isimlerle mutlu oluyor. Peki dün Galatasaray'ın vizyonu aslında tamamen Avrupa'ydı. 88'lerde öyleydi. 92-93'te de. Peki dün özelinde çok fazla eksik vardı ve hamle şansı da çok fazla ben değildi. Ben Selahattin abiye katılmıyorum. Çok negatif bakmıyorum yani. Malmö deplasmanı sonuçta son dakika önde girdiniz 2-1. Elbette o kaleci varken belki daha çok şut denemeniz gerekti. Kerem Demirbay'ın bir şutu var. Değil mi? 17 yaşında ikinci resmi maçı. Yunus'un golünde zaten çok net kaleci hatası olduğunu anlayabiliyoruz, tecrübesi olduğunu. Ama ne olursa olsun Selahattin abi bu kadar eksik varken ben yine Galatasaray'ın 6 tane Avrupa Ligi maçı, 3 kaybet, 3 beraberlik benim nazarımda gayet fena değil bir karnesi. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Senle aynı noktadayım. Young Boys'a eşleşmişsine takılalım. Malmö şimdi değilim. Ben Young Boys'tayım hala. Onların geçen sene de Sparta Prag'tayım. Biri dün 5 yiyor, biri 4 yiyor. Yani bu takımlarla bizi elediler yani. Bu arada kabul şunu da söyleyelim mi? Ezgi. Ben biraz yayın öncesi dersime de çalıştım. Şu anlamda şimdi. İlk 8 direkt olarak turu atlıyor. 2 maç evet. Oynamıyor. Galatasaray'a 3 puan yetmeyebilir. Yani Galatasaray'ın Dinamo Kiev'i yenmesine kesin gözüyle bakıyoruz ama olağan akışında giderse maçlar, yani işte Ajax'ın Galatasaray maçı öncesi puan alır, kazanırsa, son maçta da deplasmanda Galatasaray Ajax'a kaybederse ilk 8 dışında kalma ihtimali var Galatasaray'ın. Ama 4 puan, 16 ilk 8 için çok net bir puan. 4 puan yetiyor ama ben Galatasaray Ajax'la... Şu an puan durumu da geldi ekrana. Yani şöyle konuşacağım, Malmö ile berabere kalan Ajax'a deplasmanda kaybedebilir yani. Ajax sonuçta Malmö'den de, AZ Alkmaar'dan da, RFS'den de bir gömlek daha iyi bir takım. Evet ama işte böyle takımlara karşı da motivasyon daha yüksek olduğu için mesela Galatasaray tam tersi kesin kazanır, net favori denen karşılaşmalarda Malmö gibi zorlanıp bu tarz karşılaşmalarda zorluk seviyesi daha yüksek karşılaşmalardan da daha iyi sonuçlarla çıkabilen bir takım. Yani ilk 8 değil de arkasındaki 4-5 takım önemli. Mesela Tottenham var orada. 2 maçta evet. 6 puan yapar mı? Yapar. Tabii. Yaptı kaç biraz puan? 11 puanı var. Fikstürlerine baktım Selahattin abi. Bükreş de 11 puanda. 11 puanda 3 takım var şu anda. 15 puanda Galatasaray ilk 8 dışı kalabilir. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Yani Dinamo Kiev maçındaki 3 puandan eminiz. Dinamo Kiev'in hedefsiz kalması. Galatasaray'ın iç sahada zaten Tottenham'ı yemiş takım. Dinamo Kiev'i de yener diyoruz ama Ajax maçına kalacak gibi durumu Galatasaray'ın. Hmm. Ben öyle yorumladım. Zaten bu da dün akşama değil, RFS maçına üzülsün Galatasaraylılar. Letonya'da 2-0 öne geçtiğim maçta.
Yani seninle hiç baş edebilecek bir takım görüntüsü de yoktu. Ki zaten sonuçları da ortada. Malmö'ye gelirsek öyle ya da böyle Trabzonspor'da oynadı Larsen iyi kötü sağ beki. Botheim İtalya'ya transfer yaptı. Telin ligimize Kasımpaşa yani tamam Galatasaray'la aynı ayar bir takım değil Selahattin abi ama ben yine de öyle çok net %100 yener gözüyle izlemedim maçı. Evet. Artı maçın hakkı da bence beraberlikti. Malmö zorladı. Onu da kabul ediyorum. Özellikle ikinci yarıda oyunu aldı o. Tahali isimli sol açık. Futsaldan gelme oyuncu. Futsalcı. Öyle söyledi spiker. Olabilir. Belli zaten. Futsalcıymış. Topla dans ediyor. Yani başka bir oyun tarzı var. Yani aslında tam bizim ligimizin ben oyuncusu. Ben izlerken Selahattin'den bu oyuncuya kesin bayılmıştır. Bizim ligimizin oyuncusu yani onu söylüyorum. Taraftar da sever öyle oyuncuyu. Ama düşün orada bile Malmö'yle bile yedekten geliyor. Bu arada bu kadar maçı konuştuk. Bir Jelert'e parantez açalım bence. Onu parantez açmadan önce açacağız. Bireysel performanslara ayrıca biraz daha detaylı değinmek istiyorum. Ama genel istatistikler hazır mı? Aslı onu verebiliyor muyuz? Tamam, o hazır olduğunda evet Barco olarak gelecek arkaya Mehmet seninle bir kalkıp çok şöyle bir rakamlar sahası, üzerinden değerlendirmemiz ceza sahası içinde gerekecek. Topla çok buluştu Malmö onu söyleyebilirim. Gel istersen şöyle bir arıza endam edelim. Şimdi şöyle bir istatistiklere baktığımız zaman seni de ayağa alabilir miyim tabii. Mehmet? Topla oynama oranlarına baktığımızda %50'ye 48 aslında yakın oranlar görüyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'ın toplam şutu 21, isabetli şut 4. Burada belki konuşmamız gereken bir nokta olabilir. Zira rakip takıma baktığımız zaman 9'a 5'lik bir oran görüyoruz. Gol hayır, burada Ezgi burada ben, bir dakika, ben müdahale edeceğim. Tam tersi bu istatistikler galiba, özür dilerim. Evet. Logoları ben ters gördüm buradan. Tam tersi bir durum var. Galatasaray'ın toplam şutu 9, isabetli şut 5. Rakip takıma Malmö'ye baktığımız zaman 21'de 4'lük bir oran görüyoruz. Gol beklentisi oranları aslında üzerine yine konuşmamız gereken bir nokta Mehmet. Zira 2.45'e 0.79 gibi çok ciddi bir fark var. Ve rakip ceza sahasında topla buluşma oranlarında 37'ye 22 yine Malmö üstünlüğü görüyoruz. Köşe vuruşlarında da 7'ye 3'lük bir Malmö üstünlüğü var. Ben şöyle hemen aklımdan söyleyeyim. Topla buluşma ceza sahası 22. Batu Şua'ya 3 ya da 4 kere geldi. Selahattin abinin de muhtemelen kademeye girdi bir tane pozisyonda İsveçli savunma oyuncusu. Bir tane de kafası offside'a takıldı. Yani Batu Şua ile çok topla buluşturamadı Galatasaray. Tam tersi Malmö çok ceza sahasına geldi. Gol beklentileri de bence 2-2'den sonra 2 tane pozisyonu var. Malmö'nün son başında bir de Metehan'ın kademeye girdiği evet. pozisyonu var. Doğru söylüyorsun. Toplu oynamalar normal. %48-50 çünkü Galatasaray artı bir orta saatte oyuna. Kerem Demirbay, Sara Torreira evet. pas trafiğini. Burada sıkıntı şu oldu aslında Ezgi. Şu istatistiklerde de bence ortaya çıkıyor. Oyuna attığı isimler Nelson, Ziyech hatta Efe o kısıtlı sürede Galatasaray'ı nefeslendiremediler. Biraz bence bu istatistikleri de hem ceza sahası içinde topla buluşma hem de gol beklentisine yansıdı. Toplam şut 9'a 5 mesela tam tersi. Galatasaray 21 şut çekse bence daha fazla olabilirdi. Gol çıkabilirdi. O kaleciye göre. Çünkü 17 yaşında ikinci resmi evet. maçı. Normalde evet yani biraz da burada Malmö'nün takım savunmasını değerlendireceğiz ama Galatasaray pozisyon buldu maçın ilk yarısı yani 1-0'ın ardından. Orada çok güzel bir gol attı Galatasaray. Kerem'in asisti. Jelert'in yaptığı koşu. Ya burada Jelert iklimini bulunca kendine geldi. O da doğru. Demek ki biraz havaların soğumasını bekliyormuş. Belki bu haftalardan sonra biraz daha çıkışa geçebilir. Ama hakikaten ceza sahası içine topla buluşma ve gol beklentisi. Ya bu, o yüzden de evet 90+2'de yenen bir gol var ama ben gerçekçi yaklaşıyorum. Maçın hakkı bence beraberlikte. Sizce Yunus, bu istatistikler Selahattin Kınalı ne söylüyor? Çok gerçekçi bir istatistik gibi gelmiyor bana. Yani oyundan habersiz maçın öncesinde konuşsak bu tür şeyler beklentim benim olmazdı. Tam tersi olurdu. Ama belki Davinson Sanchez'in beklenmedik sakatlığı falan birazcık Galatasaray'ı kendi oyun şeklini Okan Hoca'nın hamlesiyle geriye doğru bir güvenlik kaygısı beklerken biz hoca tam tersini yaptı. O anlamda hocanın hakkını teslim edelim. Yani diğer hocalardan farkı Okan Burun. Hücum etme iradesinden vazgeçmemesi ama öte yandan tamam bu irade güzel bir şey. Büyük takım taraftarı da takım önde oynasın istiyor. Evet o da güzel bir şey. Fakat arka tarafta bir kale var o da sizin yani onu savunmak da önemli. O anlamda Galatasaray'ın da sıkıntıları var. Türk futbolunun
Önde oynamaya çalışan bütün takımların, büyüklerin hepsinin sıkıntısı bu. Ama şimdi rakibiniz 37 kez sizin ceza sahanızda topla buluşmuş. Şunu da yani söyleyeyim tabii Ezgi. Bir oran. 37 kez buluşuyor. 2.45 gol beklentisi. Attıkları 2 gol de direkten. Yani çok becerikli değiller. Anlatabildim mi? Yani goller evet, anca evet. Pena'nın ve Botay'ın direkten dönen toplar. Yani Mustera kurtarabilirdi o topları direkt olması aslında. O da var. Biraz kornerlere üzülüyorum 7'ye 3. Daha fazla korner şansı bulsa Galatasaray belki kalecinin tecrübesinden faydalanır diyeceğim. Ama genelde İsveç takımları uzun boylu oldukları için de o kareyi, kutuyu biraz daha savunan takımlar. Şut attırmadı Malmö. Bir de öyle bakın. Yani öyle tabii. Bakalım. O Kerem Almanda... Demirbay'ın bir şutunu hatırlıyorum ben Selahattin abi. Kalecinin kurtardı. Evet. Onun dışı öyle Galatasaray cepheden şut imkanı çok bulamadı. Zaten Yunus bence golde net şekilde kaleciyi düşünerek hareket etti. Mertens'teki bir yapıp hani şutu çekeyim. Bir şekilde kaleci kurtaramayabilir dedi. Kalecinin orada hatalı olduğunu gördük. Yunus'a çok yükleniliyor bu ara. İşte dün yenen ikinci gol Yunus'un kaptırdığı toptan evet. Geldi ama Yunus da bitti yani çocuk. Belki hocanın Yunus'a müdahalesi, Yunus'u dışarı alıp daha diri bir adam kim olursa olsun sağa yatması gerekiyordu. Yani o müdahaleyi yapmış olsak Galatasaray kazanmış olarak yönebilir. Son dakikada sanki Yunus yine bir top kaptırdı, yine bir pozisyon yedi Galatasaray o golün evet. Ardından da. Evet, şu tabloya dair başka ekleyeceğin yoksa %52-48 devam edebiliriz. Topla denk maç Ezgi. Biraz tabii Galatasaray'ın skor üstünlüğünü yani Galatasaray geri düşen taraf olsaydı maçta 2-1'i Galatasaray bulduğu için de biraz istatistiklere böyle yansıdı. Galatasaray tabii. Beraberle oynasaydı daha tam tersi olabilirdi. Biraz evet. Aslında oyun denk oyun. Peki. Aslında yani yenen beraberlik golü hiç hesapta yoktu. Bütün oyuncular süreyi bitirmeye oynuyordu. Kazandık maçı. Biraz daha oyuncu değişiklikleri de o noktada evet. Yapıldı. İşte oyuncu değişiklikleri noktasından devam edersek evet fazla hamle şansı yoktu diyoruz Okan Hoca'nın ama doğru yapıldı mı? Yani Nelson Mertens değişikliği doğru muydu sence Mehmet? Bence doğruydu. Ben hatta yani doğruydu da sonuç mu vermedi? Doğruydu, sonuç vermedi. Ben şöyle dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Bu Okan Hoca savunması değil ama işin biraz istihbarat kısmıyla da doldurayım. Okan Hoca da farkında oyuncu değişikliklerinde geç kalındığında ama Okan Hoca'nın buradaki düşüncesi genel anlamda oyun değerlendirmesinde Galatasaray kadrosunun ilk 11'i ile kulübesi arasında kalite farkı olduğunu bilincinde Okan Hoca. Yani Mertens'i oyundan aldığında Mertens yerine Kerem Demirbay'ı da atsa, Berkan'ı da atsa aynı oyun olmuyor Galatasaray'da. Yani olabildiğince de bu yüzden Okan Hoca 11 ile maçı bitirmeye çalışıyor. Ve oyuncu değişikliklerine biraz irdelerse izleyiciler 75-80. Bazen 2-0, 3-0 öne geçtiği maçlarda 65'i buluyor. Ama genelde Galatasaray oyunu kopartamamışsa oyuncu değişikliği 75-80. Hatta Batu Şahin sürelerine bakalım. Genelde 80'den sonra oyuna evet. Girdiğini görüyoruz. Çok net bir şey söyleyeyim mi Mehmet? Şu statü görüyor oynayamayan çocuk var ya. Macar mı? Şalay olsa Galatasaray'ı çok rahat kazanır. Doğru tespit. Katılıyorum. Dünün üzerine geleceksek de Ezgi, birincisi Sivas'ta yıpratıcı bir maç oynadı Mertens. 37 yaşında ve şu bilgiyi de vereyim. Galatasaray bu sezon lig ve Avrupa'da artı buna bir de Süper Kupa ekleyeyim 23 resmi maç yaptı. Tek 23 resmi maçın hepsini oynayan tek oyuncu yani. O yüzden Mertens çıkar yani o biraz oyuncuyu koruma, efor, yaş. Yerine giren oyuncu da hadi orta defansı üçlüyün mantığıyla Nelson oldu. Nelson'un, Ziyech'in vücut dillerinin iyi olmadığını... Yani bu durum aslında biraz Galatasaray'ın vites küçültmesi gibi yorumlandı. Doğru bir strateji miydi ben sadece? Hani yerine giren mecburdu. İsimden ziyade. Kulübesi zengin değil. Bir değişiklik yapması gerekti. Evet, Nelson'u 30. dakikada Sanchez yerine alsa ne diyecektik? Mesela kimse itiraz etmez. Yine Okan Hoca olabildiğince kazanma odakları hareket etmeye çalıştı ama artık bir yerden sonra da Yelert yorulduğunu söyledi kulübeye. O noktada eleştiriliyor ama oyuncunun gitmediğini gördük ya Yelert'in. Pili bitmişti. Evet. Tahali Yelert varken de o bölgeden çok bindirme yaptı. Oyuna giren isimler Ziyech, Efe Akman, Nelson, Kerem Demirbay'ı arıyorum. Kerem Demirbay yine orta sahada bir pas trafiğinde fena iş yapmadı. Gabriel Sara biraz kanada kaçtı. Sara çıkmayabilirdi mesela. Ben Mertens değil biraz daha Sara noktasındayım. Sara çünkü hakikaten hem Mertens aralarında yaş farkı var. İki daha orta saha özellikli bir oyuncu. Duran top atabilir. Bir de Sara'nın daha önce çıktığı maçlarda Galatasaray'ın böyle bir aklıma geliyor Kasımpaşa maçı. 3-1'i koruyamadı. Ben orada Mertens değil daha çok Sara noktasındayım. Çünkü hani Efe ve Ziyech çok katkı veremedi. Başka oyuncular girebilirdi ama tekrarlıyorum. Demin ki istatistikleri de gördük Ezgi. 90+2 olmasa da 90+3, 90+4'te de gol yiyebilirdi Galatasaray. Zaten 90+2'de 7 golün ardından da ben 2 tane pozisyon hatırlıyorum Selahattin. Galatasaray pozisyon verdi.
Şimdi deplasman oyunundasın, kupa oyunu, galibiyet 5-10 dakika kalmış. Kulübende Ziyech varsa atarsın sahaya, hocaya kızılmaz. Topu ayağında tutman gerekiyor çünkü. Bu işi en iyi yapacak adamlardan biri. Ha bana kalsa Ziyech'i kendisini bizlere sunulmuş bir armağan gibi gören kim olursa olsun daha en baştan takıma katmazdı. Hiç yani yollardı. Oynasın. Ama kulübede o varsa onu atarsın sahaya. Başka bu konuda hocanın eleştirisi doğru değil bence. Sadece Yunus da Jeler gibi bittim diyor yani. Yunus evet. Galatasaray kültürüyle büyüdüğü için Jeler gibi diyemiyor. Yoruldum alın beni. Yunus'ta o yok. Onu hoca anlayacak. Hoca hani biraz daha kalsın adanmışlığıyla farklı bir oyuncu olduğu için Yunus. Onu sahada tuttu ama tutmasaydı belki de yani değişseydi genç bir adamı. Kim olursa olsun kadroda isimler var. O kadroya katıp UEFA'ya bildirdiysen demek ki Galatasaray formasıyla sana hizmet edebilir. Öyle hepsi altyapıydı. Zaten girenlerden biri Efe altyapıydı. Evet. Ali vardı. Sanırım Yalın vardı yine altyapıdan. Hep Ali Turab mı? Ali Yeşilürt. Ali Turab'ı bir alt lige verdiler. Ali Yeşilürt ne oynuyor? O da kanat oynuyor. Defans genç adam savunma. İşte at onu sahaya işte iki dakika o da kendini göstersin. Yunus'u da kurtar. Şimdi Yunus ister istemez üzülüyor. Benim kaptırdığım topla gol yedik. Belki de ilk 8'i kaybettik diye düşünüyor çocuk şu an. Ama bir taraftan da yani Yunus kadar Avrupa'da Galatasaray'a katkı veren başka tamam, oyuncu yine katkı oldu verdi. Mu? Yine Yunus, verdi. Yunus son... Her şeyi de artık eleştirmeyelim. Son oyunda da Yunus Sivas oyunu muydu? Yunus iki tane pas attı. Bir araya girip yani, evet. Tebrik edeceğim. Hakkını teslim edeceğim Selahattin abinin. Fenerbahçe derbisi Galatasaray maçı öncesi konuşuyorduk kadroyu. Salah'ı bekliyordu yeni transfer diye. Hı hı. Selahattin abi de Yunus oynamalı. Galatasaray Yunus'la derbiydi sezonu kazanır demişti. Nitekim o bir de sen söyle bir de Okan Hoca. O Yunus'tan kimse bu performansı beklemiyordu. Bu sezon çok iyi çıkarttı. Ya, Yunus çok iyi bu maçta da iyiydi çocuk. Ama ya biraz hoca Sivas'ta işte da iyiydi. Müdahale olacak. Atacak oltayı çekecek onu kenara dinlen. Sivas oyununda diyorum ya iki tane iki gol pası var. Ya Zidane pasları attı çocuk. Kimse herkes başka şey merkez konuşuyor. Özelliği çok önemli bu noktada önemli Selahattin değil. Abi. Yani o üçgenleri çok iyi yapıyor. Mertens'le, Sara'yla, Torreira'yla. Şu an Türkiye Ligi'nde Sara dahil kim aklına gelirse gelsin. Ben başka takımlarda da Zafa Silva dahil klas adamlar. Ayağına en çok top yakışan, dribling yapan oyuncu Yunus. Yunus müthiş bir gelişim gösterdi. Eğer biraz fizik gücünü biraz daha artırabilse bilmiyorum fiziksel olarak mümkün mü de kas yapısı şu bu. Yunus başka daha doğumlu, iyi bir yere transfer 24 yapar. Yaşında yeni sözleşme imzalanacak Ezgi onu da söyleyelim. Artı şimdilik Avrupa Ligi'nde 5 golle de gol krallığında Höylund'la evet. Artı Porto'nun Samu sanırım forveti. Bu sezon Avrupa'da da çok iyi gidiyor. Kerem Aktürkoğlu'nu konuşmuyoruz. Bu bile önemli bir meseledir Selahattin abi. Kerem Aktürkoğlu çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'ı 3 neredeyse 4 sezon skor yükünü çekti. Siz Kerem'i gönderdiniz. 12 milyon euro tartışalım daha yüksek bir rakam olmalıydı. Evet transferin son günü o teklif gelmişti ama Yunus o kadar değerli bir performans sergiliyor ki bugün Kerem nerede demiyor Galatasaray taraftarı. Yani Kerem'i sadece rakamını üzülüyorsunuz. Yunus'un şu anki performansının değerini biraz da öyle anlamamız gerek. Yani çünkü gelen giden o çok etkisinde kalabiliyor takımlar birçok oyuncu için. Yunus bu sezonun Galatasaray adına X faktör oyuncusu oldu Ezgi. Peki Yelert'e az önce bir parantez açalım demiştik. İsterseniz oradan devam edelim. Şöyle Galatasaray'ın yani ben bu sezonki Galatasaray'a sempatiyle bakma sebebi Galatasaray program başında aslında Selahattin abiyle ifade ettik. 2000'de UEFA Kupası ile zirveyi gördü. O UEFA Kupası'nı kazanan takımı çok kısa şöyle hatırlatmaya çalışacağım Selahattin abi. Ümit Davalası, Ergün'ü, Ahmet Yıldırım'ı, Fatih Akkeli yani İyi oyuncuları biraz daha orta seviye oyuncuları hepsi joker gibi stoper, bek, orta saha dönüşümlü oynuyordu. Bence Okan Hoca şu an böyle bir takım oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Nedir? İşte Berkan, Kaan Ayhan, Barış Alper hatta son transfer Salah'ydı. Birçok bölgede oynayabiliyor. Yani sistem hatırlayın Fatih Hoca'nın belgeseldeki lafıdır. 3-5-2 gözüküyoruz ama biz aslında 2-5-3 oynuyoruz diyordu. Yani oyun içinde sürekli diziliş değiştiren bir Galatasaray vardı. Bu Galatasaray'a da bakarsak dün 3-4-2-1 başladı ama yeri geldi 4'lüye döndü. Yelert de dün bence bu rotasyona girmesini bildi. Tabii burada Kaan Ayhan yok, Barış Alper yok, evet. Salah yok. Biraz da eksikler Yelert'in ilk 11 çıkmasına vesile oldu. Bence şansını iyi kullandı sağ kanatta Ezgi. Salah dönecek olsa bile Trabzonspor maçında ben Yelert'i sağ bekte oynamaya devam etmesini bekliyorum. Şöyle de yine Okan Hoca futbolunu övmek istiyorum. Yelert'in gol attığı nokta, Kerem Demirbay ortalığı, Yelert o koşu yapıyor.
aynı yerden Eyüp Spor'a da gol atıyordu Yelert. Oraya o koşuyu yaptı. Vurdu Emre Akbaba topa biraz müdahale etti. Berke kurtardı. Yani Galatasaray'da bazı şeylerde tesadüf değil. Yani hoca bazı oyuncular ısrarda. Benim anladığım şu ama Ezgi. Fiziksel olarak zayıf bir oyuncu olduğu için Yelert son Sivas golünü de hatırlayalım. Sivas'ın attığı. Yani böyle birebirlerde omuz yiyen bir oyuncu. Okan Hoca onu çok böyle defans yakın oynatmak istemiyor. Biraz daha böyle orta sahaya, arkaları ön tarafa yakın. Yapan. Ben öyle yorumluyorum. Ama gol muhakkak bir moral motivasyon sağlar. Ben Trabzonspor maçına da 11 çıkmasını bekliyorum Yelert'in. Ya evin sol kapısına ektiğin marulu alıp sağ kapısına ektiğin zaman aynı şeyi vermiyor biliyor sana. O toprağı sevmeyebiliyor. Arada 20 metre yok yani. Bu çocuk da başka bir iklimden geldi. Çok fazla, çok kolay harcıyoruz çocukları. Ya işte dünkü oyun bence Galatasaray'a belki X8 iddiasından birazcık uzaklaşır gibi oldu ama Yelert'i kazandı. Bence Yelert'in kazanıldığı maç oldu. Taraftar da gördü, camia da gördü, her futbol sever de gördü. Aa bu çocuk baksana cesaretle oraya kadar geliyor, golünü atabiliyor. Gayet de iyi mücadele etti, sadece golü değil. Topsuz oyunu da bilen bir oyuncu olduğunu çok belli etti dün. Bence Galatasaray... Bir tane ortası vardı Batshuayi'ye Selahattin abi. Hı hı. O kafada yani hücumuna destek vermeye çalıştı golünden bağımsız. Bu aralar ben Inter'in oyununa takmışım Mehmet. Inter değişik bir oyun oynuyor. Bütün teknik adamlara tavsiye ederim. Tabii ki çok izleyenler vardır. Yelert de mesela o tip bir takım oyuncusu aslında. Yani sol bekte de kullan, ön libero'ya koy, oyun içinde dönerek söylüyorum bunu. Oyun başlangıcı kurgusu değil. Sağ açıkta da oyna, 10 numaraya da git. Yelert bunların hepsini yapabilecek bir oyuncu profili. Belli ki Okan Hoca da Yelert'ten bu şekilde daha fazla faydalanacak. Bir parantezde Batshuayi'yi açmak istiyorum ben. Vücut dili pek iyi sinyaller vermiyor açıkçası Batshuayi'nin ve neden böyle? Yani Icardi'nin olmadığı yerde, Osimhen'in olmadığı yerde aslında çok büyük bir fırsat Batshuayi için ve geçen sezon Fenerbahçe'de bulduğu her fırsatı ilk 11'de de olsa, sonradan girdiği maçlarda da olsa çok iyi değerlendiren bir oyuncu. Acaba Galatasaray'da neden böyle bir negatif vücut dili gördük Batshuayi'de? Siz bir roman okur musun? Okurdum eskiden. Kaptan Sivink vardır. Yok. Anti-emperyalist abimiz. Orada bir tane gamlı baykuş vardır. Roman karakterlerinden biri. İşte köpeği puyuklu sürekli kavga halindedir filan. Bizim Batshuayi de gamsız baykuş. Yani vücut dili gamsız gibi görünüyor ama aslında öyle değil tabii. Oyun içinde mücadeleden kaçmıyor. Ve fakat sanki şunu söylüyor. Ya ne oldu da ben ilk 11 başladım ya. Keşke sonradan girseydim der gibi bir hali var. Çünkü kendisi de sanki o rolü benimsemiş. Ama geçen sezon hiç böyle bir rol benimsememişti. Avrupa'da genelde 11'de başlıyordu ve çok da iyi performans sergiliyordu. Ligin sonuna doğru keza aynı şekilde. Ama geçen sene Osimhen yoktu. Şimdi Osimhen ve Icardi varken... İşte yoklar. Ya ama bu duygu dediğin şey bir anda senin içine gelip yerleşmiyor ki. O bir sezonsal kabulleniş diyelim, öyle söyleyeyim. Dakika verebilir miyim izninizle? Tabii. Not almışım. İlk 11 çıktı. Maçlar 321 dakika, 1 gol. Gaziantep'e sadece. Yedekten sonradan dahil oldu 353 dakika, 5 gol. Aslında biraz Ezgi'nin sorusuna cevap oldu. 5 katı yani. Orada yani, çok ilginç. Bence Batshuayi sevimli bir futbol figürü. Elinin geleni de yapıyor ama sanki sonradan girdiği zaman yani ithal Semih'imize dönüştü. Yani sonradan girip gol atan bir oyuncuya dönüştü. Belki ilk 11 kurgusu birazcık antrenmanlarda filan sezon çalışmaları ister. Yani öyle bir anda ilk 11'e başladın aynı verimlilikte oynayacaksın diye bir şey yok. Batshuayi de hani sırtı dönük oyunu çok becerebilen bir oyuncu değil, kabul edelim bunu. Büyük takım rakip sahaya, ceza sahasına yıktığı zaman oyunu, orada bulduğu iki fırsattan birini gol yapan ya da direğe yapıştıran bir santfor tipi. Yani kötü oyuncu değil ama dünkü oyunda Kuzeylilerle oynuyorsun. Kuzeylilerin fizik güçlerini biliyoruz malum. Biraz daha fazla zorlandı ama kabul edelim ki Galatasaray'da Batshuayi ceza sahasında topla buluşturamadı ki. Yani buluşursa gol atacak bu çocuk. Bu Icardi değil yani. Batshuayi, Osimhen, Osimhen. Kendine özgü bir oyun stili var ve oyun stili de ceza sahası içinde bir oyun istiyor. Yani orada buluştursan Batshuayi'yi topla. Zaten bir tane çok güzel bir vuruşta yaptı. Yani gol yapamadı ama evet gol de olabilirdi. Kaç defa buluş topla? Senin demin rakam veriyordun. 3-5 defa mı? Ceza sahasında çok az. Galatasaray'ın 9 ceza sahası içi aksiyonu. Onda 3 ya da 4 tür Batshuayi. Ben 2 tanesini hatırlıyorum. Evet. Yani hadi benim de 2 tane hatırlamadığım olsun. Daha fazla buluşması gerek ama biraz oyuncu tiplemesiyle ilgisi var bunun Selahattin abi. Yani şimdi biz
Bu sezon özelinde Icardi, Osimhen diyoruz. Batu Şahin'in çok üstünde oyuncular ama Fenerbahçe'de de ilk sezonda Valencia, ikinci sezonda Dzeko oynadı. Yani Batu Şahin, demin Selahattin abiye katılıyorum ben. Oyun işleten bir santrafor tipi değil. Semih Şentürk deme sevimiz biraz oyunu attığın zaman daha karambol pozisyonlardan gol çıkartacak sana. Ligimize örnek vereceksek Nobrevari golleri atan bir forvet Batu Şahin. Şu anki Galatasaray istatistiklerine yansıdı. İşte 6 golünün 5'ini sonradan oyuna girdiğinde, Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğunda. Ama şimdi önünde bir Trabzonspor maçı var. Oraya bir küçük parantez açarsak, Batu Şahin sonradan oyuna girdiğinde daha çok katkı veriyor diye Okan Buruk santraforsuz mu çıkacak? Yok maça? Çıkacak ama ben çok şaşırmıyorum, onu demek istiyorum. Osimhen de çıkabilir canım. Osimhen de hazır olabilir. Ben Osimhen'i, ben yine Batu Şahin'i bekliyorum. Öyle Trabzon mi maçına? Hmm. Trabzon maçına sakat isimlerden Kaan Ayhan ve Jakobs'un durumuna bakmak gerek. Ben Barış Alper ve Osimhen için biraz daha beklenir diye tahmin ediyorum. Batu Şahin'e tekrar dönecek olursak, ben çok şaşırmadım. Fenerbahçe maçlarında da evet çok gol atıyordu ama Dzeko kadar oyun işletmiyordu. Batu Şahin biraz top kıran bir oyuncu yani. Oyun dönmüyor Batu Şahin'le. Young Boys revanşında da 11 çıktığında da aslında biraz fark ettirmişti. Yanılgı şu oldu: Icardi'li çift forvet, Batu Şahin'li çift forvetle devam edilir mi düşüncesi. O da Alkmaar başına çürümüştü. Üçüncü forveti sonuçta Osimhen, Icardi yoksa oynayacak ama yani beklentileri ona göre ayarlamak gerek. Oyuna sonradan girdiği zaman etkili olan bir oyuncu Batu Şahin. Dün iyi bir maç çıkartmadı ama hani Galatasaray ne kadar hani o noktada. Peki gerçekten az önce söyle biraz sesi düşünmüştüm ama 4-6-0 veya daha farklı bir santrforsuz dizilişle çıkıp belki maçın gidişatına göre Batu Şahin'i gerçekten oyuna sokabilir mi? O zaman mi? Da Nelson ve Ziyech'e bir isim daha eklenmiş olur. O kadar olmaz. O kadar da Batu Şahin'sin sen. İki santrfor yok. Seni de oyun oynatmıyor. Ama yani ben kulübeye de gitmem ki o zaman hocam. Size hayırlı başarılar dilerim yani. O olmaz ya. Ama bu Batu Şahin'in de çok kabul ettiği bir durum gibi gözüküyor. Dediğim, ben sonradan girdiğimde forvette olmaz işte Ezgi. Bence o forvette olmaz o. Yani onun egosu farklı oluyor. Yani stoperi, orta sahayı oynatamazlık yapabilirsin işte. Metehan oynatırsın, Nelson bekler ama Batu Şahin artık hani forvet oyuncusu için olmaz o dediğimiz. O yüzden belki de forvetler hep en iyi paraları alıyor. En iyi bonservis ödeniyor. Forvetlerin böyle bir imtiyazı da var. Selahattin abi aynı noktadayım yani. Osimhen'li Icardi yoksa Batu Şahin oynayacak. Oynayacak ama performansı tekrarlayalım. Hani benim için çok şaşırtıcı değil. Ya başlar hocam, 45'te alır hani kötü giderse. Öyle olur ya da 60'te alır. Ama başlamama ihtimali yok canım. O zaman yollayayım mı? Ben oyundan yani alacağını düşünmüyorum. Yani çocuğa da haksızlık yollayayım. Oyundan gitsin. Şöyle olabilir Selahattin abi. Senaryo yazıyorum. Galatasaray Trabzonspor'a karşı önde olur. Zaman geçirmek için alır yani. Skor olarak Galatasaray Trabzonspor maçında örnek verelim. Dünkü gibi 0-0 1-1'lik bir oyunda yine Batu Şahin maçı tamamlar. Yani çünkü öyle, başka forvet yok. Evet. Şimdi bir parantezde Okan Buruk neden Avrupa'da deplasmanlarda zorlanıyor? Bu konuya bir açalım değerli izleyenler. Şöyle bir elemeler hariç oynanan maçları Okan Buruk'un Avrupa'daki deplasman performansını bir görelim. Grafiğimiz var bununla ilgili de. Manchester United deplasmanıyla başlayan bir grafik. Orada bir galibiyet var. 3-2'lik. Sonrasında galibiyet yok. Bayern Münih karşısında 2-1 mağlubiyet. Kopenhag 1-0. Sparta Prag 4-1, Riga Skola, AZ Alkmaar ve Malmö maçlarında da beraberlik var. 2-2, 1-1 ve 2-2 şeklinde. Şimdi bu tabloyu nasıl değerlendirmek lazım? Evet, evinde çok güçlü diyoruz. Taraftarın gücüne hep zaten vurgu yapıyoruz Galatasaray'da. Ama Avrupa'da deplasman performansı neden böyle? Ligimizin özeti. Ligde de Galatasaray benim hatırladığım herhalde bir 13-14 deplasman oldu. Sürekli kazanıyor. Geçen sene Sivas'la 1-1 kaldıktan sonra bütün deplasmanları kazandı sezondaki. Bu sezonda iç sahada Eyüp ve Kasımpaşa'ya puan kaybetti. Hani ligde kazanıyorsunuz Anadolu deplasmanlarını. Hı hı. Çünkü ligimizde kalite farkı. Çok ama tabii hoş bu takımlardan Riga Skola. Bizim ligimizde de orta seviye bir takım olabilir. Hayır, mesela Avrupa'da da evinde oynadığı maçlarda çok... Biraz o Ramspark atmosferi, takım coşkusu, skoru koruma içgüdüsü. Hani burada şu anki listeye baktığım zaman 4-1'lik Sparta Prag maçı kötü bir kenar yönetimi vardı ama orada biraz Galatasaray yönetimi de sınıfta kaldı yani. Saşa Boy'un yerine sağ bek yetiştiremediniz. Tabii sağ bek, sol bek sıkıntısı vardı. Köy'ün ismi listeye eklenmedi yani. Beksiz çıkmıştınız o maça. Kopenhag ne olursa olsun Kopenhag Trabzonspor değildi, Başakşehir değildi. 10 senedir bir Avrupa kültürü oluşturdu. Yani bence o coğrafyanın... Eskiden beri 10 sene değil, 30-40 yıllık bir kültürü var adamlar. 2013'te de Galatasaray Şampiyon Ligi'nde rakip olmuştu. Yani Danimarka'daki maçı kazanıp İstanbul'da kaybetmişlerdi. Kopenhag her zaman bu tolere sezonda edilir, evet.
Ama hani burada Sparta Prag maçı çok kabul edilebilir değil. Ezgi, Skola maçı, Rigas, RFS. Ama onun dışı ben Alkmaar, Malmö maçları. Alkmaar maçı 1-0, 2-0 da olabilirdi. Galatasaray 1-1 buldu, sonrasında galibiyet golünü kovaladı. Dünkü maçta evet 2-1 bitebilirdi ama Malmö uzatmada maçı 3-2 de yapabilirdi. Ben şu listede beni rahatsız eden, üzen Sparta Prag ve Skola maçları, Rigas maçı. O kadar olacak. Okan Hoca yine yani genel Avrupa karnesine baktığımızda yine %50 benim bildiğim kazanma oranı. İç sahadaki maçların çoğunu kazandığı için. Yaksoy deplasmanı neydi? Geçen sene. Onlar elemeler yok. Elemeler yok. Burada şeyi görüyoruz şimdi. Mehmet Türk futbolunu özet ederken. Mesela bakıyorsun 3-2'lik United galibiyetiyle değil mi? Şu an dünyanın en büyük kulübü Real diyorlar ama aslında kafalardaki United'tır en büyük kulüp diye. Bütçe anlamında, işte gelenek anlamında, işte Real'le çekişiyorlar diyelim ya da. Sen dünyanın en büyüklerinden birini deplasmanda yenip geliyorsun. Sonra bakıyorsun Bayern Münih'e yenildi. Normal. Yani Kopenhag'ı da birazcık anladık. Sparta Prag, Rigas, Skola, Malmö. Yani United'ı kendi sahasında Old Trafford'da yenen takım, bunları da haydi haydi yensin diye bekliyorsun. Niye? Bir oyunumuz yok. United oyununda biz bekleme oyunu yaptık. Senin Kerem gibi bir adam var elinde, zıpkın. Öyle kazandı. Şimdi diğer oyunlara, Bayern Münih oyunu hariç, Galatasaray favori olarak çıktı. Favori olarak çıktı, hiçbir maçı, yani önde oynamak istiyorsun. Hiçbir maçı kazanamamışız dışarıdaki. Deplasmanda. İşte buradan biraz kendimize dönüp bir bakmamız lazım. Neyimiz eksik? Icardi'miz var. Yani Mertens'imiz var. Hadi Osimhen yeni. Çok klas oyuncularımız var. Torreira'mız var. Bak şey City, Pedro bir sakatlandı. City yıkıldı. Rodri. Dağıldı City. Bir türlü toparlayamıyor. Çadırı ayakta tutan direk yıkıldı. Şimdi Torreira var Galatasaray'da. Kıymetini bilsin. Şu an alternatif olmayan tek oyuncu Galatasaray'da Torreira'dır. Bir türlü o şeyin de var elinde. Torreira'm var, Mertens'im var, Icardi'm var. Bu takımlara yenemiyorsan Torreira, Mertens, Icardi niye var? O kadar 10'ar 15 milyon euro maliyetleri var bunların ya. Galatasaray diğer maçlarını, Türkiye Ligi şampiyonluğunu yine Galatasaray altyapısından 5-6 tane adam. 5-6 tane de Türkiye'nin çevre illerinden, çevre takımlardan adam devşirir, yetiştirir. Yine şampiyonla oynar. Nedir yani şampiyonluk? Galatasaray'ın ya da diğer Türk takımlarının genellikle bütün hedefleri Türkiye Ligi şampiyonluğu. Bu ne kadar değerliymiş bu Türkiye Ligi şampiyonluğu ya. Hiçbir anlamı yok. Yani dünya futbolu penceresinden bakıldığında senin Türkiye Ligi şampiyonluğunu kimse umursamıyor ya. Menajerler umursuyorlardı. Kim şampiyon oldu, kim olamadı, ona kime kaskallarız. Zaten devre arası geliyor. Kaskallama dönemi başlayacak yine. Oyuncular kendi takımlarında hiçbir şey yapamayıp biraz isim yapmış. Son vurgunlarını yapacak adamları bizimle anmaya başlayacaklar. Ama Okan Hoca'yı iç saha içeriye yönelik oyunlarda ne kadar takdir ediyorsak, o önde oynama iradesini, taraftarın hoşuna gidecek oyunu oynatma tercihini takdir ediyoruz. Ve fakat bunun da defanstaki sorunları bir türlü çözemiyor. Bakıyorsun gruplara, en çok gol atan takımlardan biri Galatasaray. Ama en çok gol yiyenlerden. Yani ilk 8'de muhtemelen en çok gol yiyendir. Futbolumuzla ilgili Selahattin abi, şuna ne diyorsun peki? Larsen Trabzonspor'da 1,5 senede. Bence evet, o öyle bir asist yapmadı. Botanyama güzel gol attırdı. Ağızlığa da gol atıyordu. Bir tane de vurdu işte direğin dibinden. Şeyi Berkan çıkardı ya o topu. Doğru. Ayağının ucuyla doğru, vurdu Berkan çıkardı. Doğru, Berkan dokundu. Evet. Son anda korner verdi. O pozisyonu hatırladım. Niye? Çünkü orada Malmö'nün bir oyunu var. Larsen de o oyunun bir parçası olarak üzerine düşeni yapıyor. Bize geldi adam arabesk Trabzonspor'da. Kimin ne yaptığı belli değil. O da bir türlü bir katkı sunamadı takımına yani. Larsen gitti diye üzülen bir tane Trabzonspor taraftarı. Şimdiki sağ bekten memnun olan var mı? Pedro mu Trabzon? Evet yani. Olacak olarak düşünülüyor. Daha genç olduğu için hani Larsen ne de olsa yaşını başını olgunlaşmış bir oyuncuydu. Ama yani temel sorunumuz bir oyunumuzun olmayışı. Bununla yüzleşmekten de ısrarla kaçınıyoruz. Çünkü İstanbul'un üç büyüğü İlle de bu sezon biz şampiyon olacağız diye her sezon hazırlanıyor. Ne gerekiyorsa, başkan diyor ne gerekiyorsa yapalım. O mu alınacak? Al oradan, onu da getir filan. Ne oluyor? Üçünden biri oluyor. Trabzonspor arasında çomak sokmaya çalışıyor. Sistemin izin verdiği ölçüde. Her sene yapboz yapıyoruz ya. Galatasaray son iki sezonu şampiyon oldu diye istikrarlı gidiyor. Yani şampiyon o zaman deplasmanda bu galibiyetlerin devam etmesi için ne yapması lazım Okan Hoca'nın? Oyununun olması gerekiyor ve kale güvenliğinin de en az hücum zenginliği kadar önemli olduğunu kavramamız gerekiyor. Sadece Okan Hoca'nın değil hepimizin.
Biz savunmayı çok küçümsüyoruz ya. Ama şeyi savunma oyununun pirini getirdik Fenerbahçe'ye. O da taraftarın beklentisine uydu. Önde oynamaya çalışıyor bu sefer. Yani Mourinho'yu bile kendi sisteminden vazgeçiren iklimden sağlıklı bir şey çıkmaz. Mourinho kendi sistemindeki oyuncu tercihlerini doğru yapabiliyor mu? Onu bence birazdan bir konuşalım. Önemli değil ki. Oyun önemli. Oyuncu değil. Senin oyunu olur. Oyuncuları o oyuna monte edersin. Az veya çok başarı gösterirler. Ama oyununa monte edersin. Biz oyuncunun kapasitesine ve vaat ettiklerine oyun kuruyoruz. Bir gün verir sana oyunu, bir gün vermez. Bak işte iki deplasmanımız oldu Bodo'yla Malmö'nün. Malmö ikisi de bizim takımlarımıza göre çok daha vasat takımlar. Galibiyet alamadım. Niye? Oyunları var. Şimdi birazdan konuşacağız. Beşiktaş'ı da konuşacağız ama şöyle bir Galatasaray'ın Avrupa fikstürünü bir görelim. İki karşılaşma kaldı dedik. Artık 16 puanlar ilk 8 için kritik nokta gibi gözüküyor. Evet. Kalan maçlarına baktığımız zaman 21 Ocak'ta Dinamo Kiev'le evinde oynayacak Galatasaray. 30 Ocak'ta da Ajax deplasmanı. Tabii diğer karşılaşmalara da bağlı. Dileriz ki Ajax deplasmanına kalmasın. Diğer oynanacak maçları da. Ajax'ın ilk maçı kimle? Şu iki maçtan ilk maçı. Eğer Ajax o maçı kazanarak çıkarsa Galatasaray'ın karşısına tam bir grup finali olacak. Ajax sanki kazanacak. Bir ben biraz baktım fikstürüne Ajax'ın. Bakalım. Ben şimdi şey noktasında şaşırdım Ezgi. Arada 9 gün fark olmasına. Çünkü genelde çarşamba ya perşembe ya. Neden öyle? Çünkü yani Şampiyonlar Ligi maçları genelde salı çarşamba. Avrupa Ligi perşembe, arada fikstür sıkışıklığında çarşamba oluyor. Rigas deplasmanıymış Ajax'ın maçı. Kazanır. O zaman kazanır, kağıt doğru. Üstünde kazanır. Kazanır. O Rigas zaman, da dün kazandı. O zaman Ajax 2'de 2 yaptığı senaryoda Galatasaray'ın önüne geçiyor işte. Sıkıntı bu. Evet. Eski keşke RFS değil, daha sıkı bir deplasmana gitseydi. Ama nedense Galatasaray'ın Ajax oyununu Malmö oyunu kadar sıkıntılı görmüyorum ben. Oynamak isteyen bir rakip Ajax oynayacak yani. Evet. Oynamak isteyen bir rakibe karşı da Galatasaray oynar. Ha, 3 tane yiyebilir mi? Yiyebilir ama 4 tane de atabilir. Öyle bir oyun gibi Ajax oyunu. Yani öyle bir final havasına dönüşürse eğer. Ya ben onu da şundan dolayı çok net konuşamıyorum Selahattin abi. Öyle ya da böyle bir sene önce bir Kopenhag maçı var, 1-0 kaybedilmiş. O maçta hatırlayalım, Galatasaray kazansaydı Danimarka'da Şampiyon Ligi'nde yoluna devam edecekti. Doğru. Ve o gün beraberlik de yetmeyecekti. Bu arada beraberlik Kopenhag'da şöyle. Oynuyordu, değil mi? Diğer maç sonucuna göre de aslında Galatasaray'ın berabere kalması gerekti. Yenildi ama İngiltere'de United Bayern'e kaybedince 3. oldu. Aslında o gün en kötü olasılıkla berabere kalması gerekti Galatasaray'ın Avrupa serüveni için. Biraz diğer maç sonucuna bağımlı yoluna devam etti. O yüzden net konuşamıyorum. Kopenhag Ajax, Helik Ajax bir ekol sonuçta. Şimdi Malmö maçını iddialı konuşurum, Alkmaar'a konuşurum ama ne olursa olsun. Ya aslında ben ilk maçlara bakalım dediğim 21 Ocak haftasında oynanacak tüm tabii maçlar. Yani Frankfurt ne yapacak, Lyon ne yapacak, işte United ne yapacak, Rangers ne yapacak Lyon'un gibi. Lyon'un cevabı belli. Yani Lyon yenilsin. Fenerbahçe ile oynuyor. Ha doğru. Fenerbahçe Lyon Kadıköy'de maç. Evet. O da enteresan ben bir karşı. Ben Lyon deyince aklıma Lyon Beşiktaş maçı geliyor. 68 kere ceza sahasında buluşmuşlardı. İyi takım yani Lyon. Frankfurt'a da mağlubiyetten gelip üçlediler galiba diyorsun. Bir de şimdi 3-1 kazandılar. Şundan dolayı Selahattin abi işin psikolojik kısmını düşüneceksin. 3-1 ya da 3-2 bitti. İşin psikolojik kısmını düşüneceksin. Fransa Ligi'nde işim hedefin kalmadı. Seni mali şartlardan küme düşürecekler. Bari bu sezon Avrupa'da bir iz bırakayım psikolojisine girmiş olabilirler motivasyonuna. Çünkü yani Fransa'da içinde zor maç o Lyon maçı. Ben Lyon'u çok beğenmiştim. Lyon Frankfurt'u 3-2 yendi dün. 3-2 mi yendi? Evet. Çok iyi top oynuyorlar. Fransız takımlarının değişik bir stilleri var. Atlet oyuncuları çok. Zaha hiç kullanmıyorlar. Öyle düşüneceksin. Galatasaray öyle de böyle. Rigas kaybetmiş. Rigas'ı mı sormuştunuz evet, biraz önce? Kaybetti, değil mi? Kaybetti. Evet. Maccabi Tel Aviv 2-1 kaybetti. Zaha orada değil mi? Zaha Lyon'da. Çok ihtimal vermiyorum Fenerbahçe'de. Şu Dünya Kupası kural çekimleri var. Mehmet'le konuşuyorduk. Ukrayna takımları işte şöyle karşılaşmayacak falan. Evet, evet. Rusya yok, İsrail var. Böyle futbol güzeli. O zaten oluyor. Başlı başına bir tartışma. Hayır, FIFA, UEFA rüşvet almaya alışıktı. Versinler rüşveti neyse de Rusya niye katılmıyor ya? Ne suçu varmış yani? Savaşsa Ukrayna'da savaşıyor. Savaşan ülkeleri almıyorsan ikisini de alma. İsrail var. Ama İsrail orada. Bir de tarafsızsa. Basketbolda da geçerli. Peki. Devam edeceğiz sohbetimize değerli izleyenler. İlk saati tamamlayalım Spor Ajansı'nda. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Bu saate de Beşiktaş'ı konuşarak başlayacağız. Dün sahada mücadele eden temsilcilerimizden biri de Beşiktaşlı ve siyah beyazlılar Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Şimdi bu mücadeleyi de değerlendirelim. Selahattin Kınalı, size dönmek isterim. Beşiktaş böyle bir iyi, bir kötü, bir ileri, bir geri şeklinde gidiyor gibi bir görüntü var. Hep söylüyorum, geçen sene başında söyledim, Beşiktaş ve Trabzonspor için kötü günler geride kaldı. Görüyoruz kötü günlerin geride kaldığını ve geçen hafta alınan 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş'ın bu sezonki sevinebileceği iki maçtan biriydi. Kazandılar, camia mutlu oldu. Bir tane daha var önlerinde, Galatasaray maçı. Beşiktaş bir de Galatasaray'ı yenerse bu sezonu taraftar açısından en azından tolere edilebilir bir kayıp yılı olarak kalacaktır. Yapılması gereken, dünkü oyununda da gösterdiği çaresizlik fotoğrafıyla birlikte değerlendirirsek eğer, Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bütçeleriyle yarışmaktan vazgeçip, tıpkı Trabzonspor gibi, kendi gerçeğine uygun bir yeniden inşa sürecine girmek zorunda. Bak, Rafa Silva gibi bir oyuncu var. Ekstradan Jadson Fernandez gibi başka bir iki tane çok üst düzey oyuncum var. Bu lig için özellikle. Ve hiçbir oyuna favori çıkamıyorsun. Dün mesela biz mahalle maçlarımız olurdu. Benim de zaman zaman oynadığım, başıma gelen bir şey. Hı hı. Bir turnuva eskiden Trabzon'da her yerde vardı da çok mahalle turnuvaları olurdu. İşte biz Arapilboy, Esentepe, Değirmendere takımları kuruyoruz, gidiyoruz. Yani oynadığımız spor kulüplerinin dışında yazın turnuvalar olurdu. Mesela bir turnuvaya gidiyoruz. Bizim büfemiz var. Orada durmam gerekiyor. Olamadım. Abim yok. Abilerimin ikisi de kayıp. Gidemiyorum maça. Neyse, abim gelecekmiş işte bir saat sonra. Dedim ki siz başlayın. İkinci yarıya yetişiyorum ben. Dediler tamam işte Selahattin abi ikinci yarıya geliyor. Önemli değil. Gittim ki ilk yarı 7-0'ım. Ne bit? Mağlubuz. 7-8-0 yemişiz. Ben oyuna gireceğim. Yeneceğiz onları yani. 10 tane daha yedik yani. Şey olmadı. Şimdi Rafa Silva filan da, Rafa Silva ve Jetson'da da benim o psikolojimi görüyorum şu anda. Takım, bütün takım diyor ki ya biz de Rafa Silva ile Jetson var, hallederiz. Biz arkayı tutalım yeter. Şimdi arkayı da tutamıyorsun ama. Arkayı tutabilsen at topu Rafa Silva ile Jetson'a, ikisi bir şeyler yapar, sana bir iki gol atarlar. Ama Beşiktaş öyle kötü bir yapılanma olmuş ki. Savunma tamamen dağıldı. Savunma değil, savunmama. Yani savunmayı savunma yanlış yok. Anlamışlar. Ya savunma yani, bırak. Yani hep söylüyorum şimdi, Musrati de bize kızmasın da kardeşim, ya şu halde sanki onun yaptığı işleri 55 yaşını geçtim ben de yaparım. 20 milyon euro maliyetim var ya. Sadece o değil yani. Beşiktaş öyle bir yanlış yapılanma içine girdi ki, öyle bir yanlış makasta treni yürütmeye çalıştı ki, Fenerbahçe Galatasaray'a makasına geçmeye çalıştı. Ama yok, o bütçelere senin ulaşma imkanı yok. Zaten ulaşmadı. Yani ben Galatasaray ya da Fenerbahçe sezon sonu biri şampiyonluk vazgeçmek zorunda kalacak. Kaybeden tarafın mali olarak Beşiktaş ve Trabzonspor'dan orta vadede çok fark olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü bu yatırımların karşılığında ne alıyorsunuz ya? 300 milyonluk takım kuruyorsun. Kazanacağın bütün şeyleri kazansan 150 kazanıyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kazandığını varsayıyorum. En son City kazandı. 133 milyon euro mu ne kazandı? Yani bütün gelir oydu. Biz 300 milyon euro harcıyoruz. Ne? Ya bu akıl işi değil. Yani akıl tutulması yaşanıyor. Kendi içimizdeki rekabeti öylesine yanlış değerlendiriyoruz ki, ya da kendi motivasyonumuzu o kadar yerel bir rekabete kurban ediyoruz ki gerçeklikten kopuyoruz. Beşiktaş gerçeklikten kopuşunun bedelini ödüyor şu anda. Yani Rafa Silva gibi, Jetson gibi oyuncuların var ve fakat bir futbol takımı tırnak içinde olamadığın için en sıradan takımların karşısında bile, yani Bodo Glimt kusura bakmasın ya, sıradan derken bir oyunları var, çok da saygıdeğer bir oyunları. Mehmet'e söylemeye çalıştım. Adamlar maç boyu bilardo golü kovaladılar. Ya hiç ezbere mezbere orta yok. Maç boyu denediler. Hepsine de engel oldu Beşiktaş. Karambol çünkü. Ve bu iradeden vazgeçmediler. Şimdi o iradeden vazgeçmeyen adam, işte zaten Bodo Glimt'in biraz geriye doğru git. Hiç yoksa 10 yıldır aynı oyunu oynuyorlardı. Yani bunu görüyorsun. Ve hiç adını duymadığımız oyuncular. 26 numaralı bir oyuncuları var. Sara'dan bir eksiği yok mesela. Türkiye'de herhangi bir takım alsın oynatsın. Trabzonspor Üniversitesi adam arıyorsunuz. Gidin alın, ikna edin, getirin. 22-23 yaşında bir çocuk. Tek başına oynuyor. Onun gibi başka bir sürü oyuncuları da var. Hiçbirinin ismini bilmiyoruz ama.
Ama oyunları var. Bak oyunlarıyla aklımızda kalıyorlar. Çocuğun ismi yok ama Bodo'nun oyunu var aklımızda olan. Beşiktaş bize ne verdi dün? Aklımızda kalan ne var? Rafa Silva top alacak, mucize yaratacak ya da Jetson. 50 metre, 100 metre dribling yapacak, pozisyon hazırlayacak. Ya arka taraftan insan biraz yardımcı olmaz mı ya? İnsan... Yani Beşiktaş sadece artık 2-3 oyuncunun ayağına bakar bir pozisyona geldi. Zorunlu olarak yani. Evet. Rafa Silva gibi bir oyuncusu var. Evet, hepimiz onu getirenlere teşekkür edebiliriz. Böyle bir oyuncu izliyoruz canlı canlı. Evet ama sen onu getiren adamın onun tamamlayıcısı oyunculara da getirmesi lazım. Sen bitirici oyuncuyu getirmişsin var. Fakat tamamlayıcı, dönüştürücü oyuncun yok. Beşiktaş'ın temel sorunu bu. Zaten Türk futbolunun temel sorunu bu da. Beşiktaş en büyük bütçeli düş kırıklığını yaşadığı için söylüyorum bunu. Hı hı. Henüz Galatasaray ya da Fenerbahçe için bir düş kırıklığından söz edemeyiz. Yani Fenerbahçe'de tabii işte çok iyi gitmiyor ama sonuçta ilk yarışı devam ediyor. İlk yarışın içinde oldukları müddetçe kendileriyle hesaplaşma işini erteleyeceklerdir. Ama keşke o da mesela erkenden hesaplaşabilse kendisiyle. Yani bir katarsis zorunluluk olarak dayatmış kendisini Türk futboluna. Ama biz hala 300 milyon lira para harcayıp 100 milyonluk başarı kovalıyoruz. Yani gelse ne olacak, gelmese ne olacak? Rus Mareşelleri gibi yani buraya bir yıldız daha ekleyeceğiz. Ya 56 tane yıldızın olsa ne olacak? Edirne'den öte bir saygı görmüyorsan eğer. İnsanlar demiyorlarsa milliyetçi duygularla hamaset kasan insanları kastetmiyorum. Herhangi bir futbol sever, Lüksemburglu bir futbol sever demiyorsa ki ya şu Galatasaray diye bir Türk takım var bak şöyle oynuyorlar. İşte oyunu bir anda sola yıkıp sağa geçiyorlar. Üçüncü bölgede öyle enteresan işler yapıyorlar ki izlemek lazım. Demiyorsa eğer harcadığın para ne anlam var ya? Ya birbirimizi kızdırmak için bu kadar para harcamaya gerek yok ki. Başka türlü de kızdırabiliriz ya. 11 tane sarı kırmızılı oyuncu at. Sarı lacivert, siyah beyaz, bordo mavi, yeşil beyaz. Onların rekabetinde sen yine birbirini kızdırabilirsin. Her yıl 200-300 milyon avroluk parayı biz Avrupa'ya gönderiyoruz menajerler üzerinden. Karşılığı ne? Al işte Young Boy'a eğleniyoruz. Bu Young Boy'da bir türlü aklımdan çıkmıyor. Deli oluyor. Young yani. Boys. Young Boy her neyse işte. Biliyorsun ya. Young Boys mı? Young Boys. Tamam, genç benim. Çocuklar evet. Yani. Genç çocuklar değil mi? Gençler Birliği diye. Trabzon şey işte. Gençler Birliği. Kopenhag'a eğleniyor. Ya bunca yatırım yapıyorsun. İşte bunları kabullenmek çok zor. Bir de yanlış işler yapıldığı için doğru işler yapıp kaybedersen şunu bilirsin. Ya bu sezon doğru işler yaptık biz kaybettik. Biz doğru işlere devam edersek seneye kazanırız. Doğru işler yapıp kaybettiği sezonlar Samet Aybaba Bilic'in olduğu sezonlar. Benzerini Trabzonspor'da Ünal Karaman'lı sezonları ekleyebilirsin. Ne oldu? Trabzonspor ligimizin en rahat şampiyonunu elde etti. Evet. Ünal Karaman sonrası. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le bence Avrupa'da zirveyi gördü. 2017-2018 sezonu. Napoli grubu. Onun öncesi iki tane şampiyonluğu da var. Yani aslında her şey çok net bakarsak Selahattin'e. Ben sana katılıyorum %100. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin modeli doğru bir model değil. İki kulübün zaten çok sağlıklı gitmedikleri saha dışında yaşanan tartışmaların kalitesinden de anlayabiliyoruz. Kurdukları kadro evet Icardi 10 milyon euro alır ama Icardi 10 milyon euro alıyor diye de o kadroya siz 8'e Zaha'yı 6'ya Ziyech'i eklemeyeceksiniz. Veyahut da bonservis harcamalarından Gabriel Sarı gibi oyuncuya tamam yapın yatırım. Hiç itirazım yok ama bazen olmayacak rakamlar da olmayacak oyunculara veriliyor ne yazık ki. Burada Beşiktaş ve Trabzonspor'un geleceğe yönelik hamleler yapması gerek. Beşiktaş o hataya geçen sezonun ortasında Musrat ve Muçi'ye verdiği bonservislerle hata zinciri başladı diyelim. Ona bu sezon Immobile, Paulista, Rafa Silva'ya verilen yıllık ücretler. Yani bir farkı kalmadı aslında. Bu kadar para harcayıp yine... Galatasaray'a veremedim dedi ya 10 milyon euroyu evet, Rafa Silva'ya. Doğru. Ve son iki sezonun en çok kazanan takımı. Ama Beşiktaş verdi aldı. Hadi. Aldın diyelim. Camiye bir mesaj vermiştin. Ya kardeşim tamamlayıcı oyuncuları koysana. Tamamlayıcı oyuncu Musrat olur mu ya? Rafa Silva'nın tamamlayıcısı Musrat olur mu? Torreira kalitesini birini bulacaksın. Ya da Jetson'u orada oynatacaksın. O zaman Jetson'un yeri boş kalıyor. Oraya o kalitede birini bulacaksın. Ya da şöyle söyleyelim Selahattin abi. Madem böyle bir yola girdiniz. Immobile'nin yedeği de Mustafa olmayacak. Yani sezon başı Mustafa Galatasaray'a 5. golü attı diye benim 2. forvetim diyemezsiniz. Yani orada... Ya madem böyle bir planlama yapıyorsunuz o zaman bu tam... Tabii. Daha doğru iyi bir yedek forvet olmalı. Yani işin zaten matematiğine çok uygun değil. Rakibinde Osimhen, Icardi, Batshuayi var. Diğer rakibinde Dzeko, En-Nesyri, Cenk Tosun. Sen de Immobile bir. İki Mustafa Hekimoğlu. Semih de en son aşamada şimdi forvete kaydırıldı. Semih de Van Bronckhorst dönemi sol kenara yakın oynuyordu. Dünün özelinde Zainettinov
Beşiktaş Fenerbahçe maçında stopere geçmişti Tayyip Taha'nın sakatlığına. Bence orada da fena iş çıkartmamıştı. Dün de sol bekte iyi başladı. Orta bir Rafa Silva oyunu güzel açtı. Güzel bir kontra golle, geçiş hücumuyla Jetson'un bu sezonki aslında başarısını özetleyen bir golü ön tarafa verdi. Jetson bu yüzden özel bir oyuncu. Yani o koşuları her Jetson'a benzeyen 8 numara atamıyor. Jetson'un farkı oluyor aslında. Atletizmi, dinamizmi bu sene skora yansımaya başladı. Doğuştan atlet, şanslı bir oyuncu Jetson. Biraz işin içine zaten tekniğini katsaydı 26 yaşına geldi. Muhakkak bir Portekiz amil takımı yapardı. Hala yapamadı. Ama işte sanırım 1-0'dı. Rafa Silva'nın kaçırdığı bir gol var Seattle abi. O kırılma anı oldu Beşiktaş açısından. Çünkü bilmiyorum sen hangi psikolojiyle izledin. Ben devre sonuna kadar Beşiktaş herhalde gol yiyecek. Orada bir baskı kurdu ama duran toplardan. Ama Beşiktaş'ın sağ kanadından. Tabii Ersin'in hatası var ilk golde. O top öyle kurulmaz. Biraz Ersin oyun kurmaya... Temel kuraldır. Arkası dönük arkadaşına ortaya doğru top atılmaz. Temel kural. Arkası dönük arkadaşına attı ya da arkadaşıyla bağlantıyı doğru kuramadı. Herhalde Svensson'a mı atıyordu? Doğru, Svensson mi attı sağ beke. Adam geldi bastı, kontra yakalandı. Krokü'de yakalandı. Sonra yani. Da orada çok duran top fırsatı verdi Seattle'a Beşiktaş. Yani devreye bir 2-1 gidecek. Gitmeseydi başka şeyler konuşurduk. İkinci yarı 3 de olabilirdi, 2-2 de olabilirdi. Ama ben de katılıyorum. Bodo, Norshellands o coğrafyanın biraz akıl koyan takımları. İyi oyuncuları da var. Mesela Hoge Milan gördü. Frankfurt gördü. Yapamadı. Sunamadı o seviyelerde ama iyi oyuncu. Zinker Nagel. Keza birkaç iyi oyuncusu var. Bodo'nun zaten çok oyuncu satarak da o döndürüyorlar o, evet, o değirmeni. Yine temel özellikleri oyunlarının, tabii, olması Mehmet. Oyunları var. İsimler değişiyor. Hoge gidiyor. Christensen. Geçen sezonda kaybettik bu arada Bodo'ya. Beşiktaş 2 maçta da kaybetti. Şenol Güneş dönemini kastediyorum. Yani iki sezondur. Çok ilginç yani. Zaten iki sezondur Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu ayrıca bir değerlendirmek, konuşmak lazım. Netice itibarıyla da şu anda 28. sırada UEFA Avrupa Ligi'nde ve ilk 24 şansı. Bu arada oradaki takımlara da baktığımız zaman yani 8 puanlı, 7 puanlı, 6 puanlı takımlar arasında çok ciddi bir yığılma var. Var ama sıkıntı Beşiktaş açısından bir sonraki maç Atletico Bilbao. Evet, Atletico Bilbao. Getirebilir miyiz Beşiktaş'ın hem aldığı burada, sonuçlar hem de... fikstürünü 22 Ocak ve 30 Ocak'ta oynayacak siyah beyazlılar. Atletik Bilbao zaten çok zor bir rakip. Herkes için zor bir rakip. Twente deplasmanı da zor bir deplasman. Ve Beşiktaş şu an itibariyle 28. sırada. İlk 24 gelir Twente mi gelmez mi, ne dersin? Twente'de Fenerbahçe'yi çok zorladı Ezgi. 1-0'ken 2 Livakovic kurtardı. Amrabat, evet. Amrabat çok ekstra pas verdi. Tadiç'le 1-1'i buldu Fenerbahçe Twente'de. Şimdi ben tarihleri görünce jeton düştü diyeyim. 3 takımımız da İstanbul'da bir sonraki aşama, o yüzden. Galatasaray salı oynuyor. Beşiktaş çarşamba oynuyor. Fenerbahçe'de muhtemelen perşembe oynayacak Lyon'la. Burada tabii şu bilgiyi de verelim. Ben de geç öğrendim tabii, hani daha erken öğrenip izleyicileri aslında bilgilendirmemiz gerekti. Şöyle Seyahat'ten maçların saatleri erken oluyor. Galatasaray-Dinamo Kiev maçı benim hatırladığım 18.30 olacak. Yine bundan evet, önceki evet, bir Elfsborg maçı çok erken oynanmıştı. Çünkü hafta içi çarşambaya denk gelmişti. Atletico Bilbao maçı da muhtemelen erken oynanır. Bunun sebebi en son Fenerbahçe maçını da gördük. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını o vitrinde kalmasını istediği için o salı çarşambaya denk gelen Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçlarını erken oynatıyor. Vallahi ben şahsen 18.30'u tercih ederim 23'tense. Yani uyku saatimde maç izlemek çok zor oluyor. Yok, benim için. 23 maçları beni çok zorluyor. Bizde sıkıntı şu, ben de maçları yerine takip eden biri olarak söyleyeyim. İş çıkış saatine denk geldiği zaman evet, yani trafiğe bir şey demiyorum. Taraftar açısından da zor olabilir. 50 bin taraftara kolay değil hafta içi maç ama muhtemelen yani Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları, Atletik Bilbao, Dinamo Kiev'i kastediyorum, erken saatlerde olacak. Evet evet, 18.30'da olacak onlar. Bu fikstüre dair siz ne söylersiniz Selahattin Kınalı? Bilbao ve Twente oyunlarından iki beraberlik çıkarsa Beşiktaş taraftarı memnun kalmaz mı? Bence memnun kalmalı. Yani biraz da nasıl bir oyun olacağına da bağlı. İlk 24 olmayabilir aslında. Ama yani bu iki maçta yenilmemek de İlk bence Beşiktaş'ın... İlk 24 olmaz zaten öyle olursa. Çünkü olmaz. Şu an zaten... Olmasa bile diyorum. Yani bu iki oyunu beraber de bitiririz. Ya Beşiktaş taraftarı şöyle düşünüyordu herhalde. Arkadaşlarım çok da çok olduğu için söylüyorum. Ya bu takımla gidip yani
skorları yemektense bol 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 skorlu oyunlar gitmeyelim daha iyi düşünenler de vardır. Çünkü onlar da görüyorlar arka taraftaki sefaleti diyeyim artık yani yanlış anlamı olmasın. Ben Paulista'nın bile ki çok iyi bir stoper ama Beşiktaş'ın stoper sorununu devam ettiğini söylüyordum Paulista varken de. O diğer genç çocuğun ayakları iyiymiş. Udokay. Udokay ayağı iyiymiş. Birinin kalbi iyi, birinin ayağı. Bize futbolu iyi oyuncu lazım. Stopersin, büyük takım stoperi çabuk oyuncu olacak. Birisi hadi Paulista akıllı adam. Bir tane de çabuk, seri, ısıran bir stopere ihtiyacı var. Yok hala Beşiktaş'ta. Ama Bilbao oyununda eğer taraftar stadı doldurursa, biz bu maçı istiyoruz derse eğer ve Bilbao Fenerbahçe'ye olduğu gibi yine ilk 11'den 5 adamı kenarda tutarak çıkarsa, Bilbao biraz garantilediği için işi, Beşiktaş o maçtan 3 puan çıkarırsa da çok şaşırmam. Ama önce taraftar istediğini gösterecek, dolduracak stadı. Beşiktaş taraftarından da o UEFA'yı bekliyoruz. Onlar da herhalde futbolu en az bizim kadar anlıyor taraftar, görüyor büyük çoğunluğu. Büyük takım tutmak ya da herhangi bir takıma aidiyet hissetmek kazanma koşuluna bağlı değil herhalde. Beşiktaş taraftarı da oyuncusunun oyununu görüyor. Her şeye rağmen Rafa Silva ve Jetson gibi oyuncularım var. Çevirebilirsin de maçı. O yüzden stadı full yaparlarsa eğer hani... Bilbao maçı Immobile de yetişir. Immobile de yetişir bilmiyorum. Immobile bence yani Rafa Silva karatında kumaşında değil. Yani Beşiktaş'ın olmazsa olmazı şu anda her oyunda Rafa Silva. Hiçbir iddiası yoksa bile bir adamın eğer futbol severse taraftar eğer futbol severse gerçekten gidip Rafa Silva'yı izlersin ya. Yani adamın her şeyi çok üst düzey yani nasıl söyleyeyim. Ve şu belirsizlik takımında... tablosuna rağmen bu arada çok özür dilerim. Rafa Silva'nın hala işte o profesyonelliği ve ne kadar iş etiğinin de olduğunu gösteren bir durum. Hala ayakta kalması ve hala mücadele etmesi de aslında vurgulanması gereken bir nokta. Yani bir belki detay, bu çok özür dilerim. Bu yıldızlık seviyesine sahip olan birçok oyuncu bu kadar belirsiz ortamlarda belki de menajerine... burada çok enteresan bir hava var devre arasında bir şeyler bakalım gibi bir mesaj da verebilirdi. Veya biraz daha kaçak dövüşebilirdi. Biraz daha basat bir oyun sergileyebilirdi gibi birçok şey yapabilirdi. Serdar Toprak Tepe ile fikir alışverişinde bulunması çok güzel. Evet. Fenerbahçe maçındaki pozisyonunu Serdar Toprak Tepe ile birlikte konuşarak karar almışlar. Yani merkez değil. Kenar oynayayım ki Jetson oraya alıp daha orta sahayı tutalım yani. Ben Rafa olsam mesela 10 numara oynamak isterim anlatabildim mi? O ego. Hayır hocam sen benim yerime dokunma. Ne yapıyorsan yap da diyebilirsin. Doğru bir profil oldu. İyi bir transfer ama bu takımda bir yere kadar gidebilir. Ezgi yani istatistiklerine yansıyor tek bu arada. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Çoğu maç gol asiste yok Rafa Silva'nın. Ama işin oyun kısmında ben Selahattin abiye katılıyorum. Beşiktaş takımı en önemlisi. Hatta ben Jetson'un performansını da Rafa Silva'ya bağlıyorum. Yani Rafa Silva'nın olmadığı Beşiktaş'ta Jetson bu kadar sivrilemezdi. Yani hem ona ben Broncos'un da Jetson'a çok olumlu etki ettiğini düşünüyorum. Jetson'un sezon başlangıcı çok iyiydi. Evet. Hocanın da katkısı var mutlaka. Ki gönderilmesinin hata olduğunu hep söyledim. Yine söyleyeyim. Biraz sabır gösterilebilseydi eğer o Hollandalı'ya. Beşiktaş'ın 3 yılını 5 yılını kurtarabilirdi ama biz her sezon... başı şampiyonluk hedefiyle başlayıp sonra kongreler süreci başlıyor. Bir takım gidiyor, diğerleri kongrelere başlıyor. Fenerbahçe de koparsa yarıştan bir kongrede orada olur. Şimdi o noktada hemen Atletik Bilbao mücadelesini konuşalım. 2-0 kaybetti Fenerbahçe değerli izleyenler ve 1,5 saat süren bir toplantı yaptı statta yönetim. Bu toplantıdan neler çıkar önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz elbette. Ama netice itibariyle Jose Mourinho önce derbi sonra da Atletik Bilbao performansıyla çok ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Tercih ettiği ve etmediği oyuncular özellikle taraftarı biraz çileden çıkardı diyebiliriz Mehmet. Evet, Slavia Prag maçından kopya çekti. Slavia Prag maçındaki 11 aynı 11'di. Bir tek cezalı Ferret yerine orta sahayı İsmail Yüksel'i aldı. Ama şunu söyleyelim. Yani Lyon Beşiktaş maçıyla bir tutmayacağız ama Slavia Prag maçı da futbol şansı Fenerbahçe'nin yanındaydı. Kabul edelim yani Slavia Prag çok yenilgi hak etmedi. Bir yerde pili bitti. İrfan Can oyuna girdi. Tecrübeli oyuncuları vardı Fenerbahçe'nin. 80'lere doğru 2-1 oldu. Maçı kazandı ama Slavia Prag da kazanabilirdi. Onu söyleyelim. O yüzden hani başlangıç 11'i ne kadar doğru bu tartışmaya açık. İkincisi Samet'in bireysel hatası ne ilk ne son. Samet'in biraz enteresan. Oyununun çok büyük takımla ilişkilendiremiyorum ben.
Yani Trabzonspor maçı ama yine de gördüğü tepki bu arada hiçbir oyuncunun hak etmediği bir durum. Bu arada Samet'in de karakterli bir futbolcu olduğunun özetidir. Hiç toptan kaçmadı. O ıslıkları gözle alarak 40 dakika boyunca her top geldiğinde saklanmadan oynadı. O bir önemli. İçinde diyordur hak ettim ben bunu. Oyna, oyununa bak. Hak ettim ama yani ne kızıyorsun diyordur kendi kendine. Bir Trabzonspor maçıyla başladı her şey Selahattin abi. Geçen sezon Bekao Cicu çok iyiyken önce Bekao sakatlandı, sonra Cicu. Samet Osterwold'di sanırım. Trabzonspor Abdullah Avcı'nın hatta dönüş maçıydı. O maçta çok bireysel hatası vardı Samet'in. 3-2'lik maçıydı. 3-2'lik tribün tepkisi de olmuştu. Evet. Ondan sonra hep işte sonrasında hatta ara transferde Panathinaikos'a gitti. Milli takımda da oldu ama şöyle söyleyeyim size ediyor. 20 ayda 5 kritik hata yapmış ve gole sebebiyet vermiş. Ya ben bile hatırlıyorum şu an. Yani şöyle... Yani 2 yıl bile değil, 2 sezon bile değil daha doğrusu. Bir Portekiz Türkiye maçında kendi kalesine yani biraz merkeze çok top atıyor. Kalecilerle bağlantısı zayıf. Mesela aslında son pasta ben de bekledim. Livakovic önde bekliyordur herhalde. Livakovic kale sahasında duruyor. Yani o pozisyonlara da kalecinin de çıkması lazım. Tabii ki Samet'i savunmak için söylemiyorum. Bak işte gör adamını ona göre at. Ama milli maçta da aynısı oldu. Yani kendi kalesine vurdu. Kaleciyle koordinasyonsuzluk. Ama şu belli. Mehmet'in dediği doğru. Bir düğme baştan yanlış iliklenmiş Samet Fenerbahçe ilişkisinde. Kalite. Taraflara da çok kızmamak gerekiyor. Samet'i ıslıklıyor diyor. Ya yeter de 5 tane yediler yani. Hepsi kritik maçlar. 3-4 tanesini Fenerbahçe'de yaptı. Yani onu sahaya atmamak sanki daha doğru bir tercihmiş. Başlangıç oyununa Samet'le başlayınca hocanın ilk tercihi o olduğunu görüyoruz. O zaman tarafta tepki koyuyor. Mesela Samet sonradan girseydi de bu hatayı yapsaydı o kadar tepki almazdı. Yani Çağlar başladı diyelim, sakatlandı, çıktı ya da hoca değiştirdi. Samet girdi. Yani zorunluluktan giriyor. Zorunluluk kontenjanı, yedek oyuncu. Ama hoca yine onunla başlayınca, bilmiyorum hocanın onu da beğendiği taraflar mutlaka var. Hava toplarında hiç sektirmiyor Samet. Ama bu gaybana yerden dönünüyor. Yani sadece havadan oynanmıyor bu oyun. Bence onda beğendiği mi var yoksa başkalarında beğenmediği şeyler mi var noktasında? Mesela şöyle... Oyuncularımı otobüs altına atmamı beklemeyin dedi Mourinho. Sonra da Bekao için oyun kuramıyor dedi. Yani işte herkes Bekao neden yok? Bekao Cicu ideal savunma ikilisi derken oyun kuramadığını ya düşünüyor Bekao'nun. Sen Bekao'nun kendi isteğinle özel olarak Amrabat'ı aldırdın. Stoperlerden topu alsın ve oyun kursun diye. Amrabat'ı bunun için aldın ki bana göre yanlış transferdi. Fenerbahçe'nin Rafa Silva gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani Fred'i de yedekleyebilecek ve üçüncü bölgede pırpır sorun çözebilecek. Çünkü senin rakiplerin kapanacak. Ama onu istemedi Fenerbahçe. Yani Rafa Silva ya da ona benzer bir oyuncu almadı. Gitti Amrabat'ı aldı. Niye hocanın United'den öğrenci çok güveniyor ona. Amrabat'ı aldın, İsmail'i körleştirdin. İsmail'in çok mu fazlası var Amrabat'ın? Amrabat hatta bu maçta Samet İkin'e daha büyük hata yaptı. Göz göre göre topu rakibe verdi. Vurdu çıkardı. Livakovic iyi bir kurtarış yaptı. Yani hataysa o da yapıyor, o da yapıyor. Ya Amrabat'ı aldın bunun için sen şimdi diyorsun Bekao oyun kuramıyor. Bekao'ya diyorsun ki topu al Amrabat'a ver o da onu yap, o kadarını yapıyor. Bekao'ya yani oyun kuramıyor. İrfan Can'a da onu geliştirebilmem için sakat olmaması evet, lazım. Asla 2-3 haftalık istikrar yakalayamadı. Mert Hakan'da da aynı dedim problem var. Mert Hakan mesela iyi oynadı 2 maç üst üste Sivas Kayseri tekrar sakatlandı. Ama tamam da şimdi bu açıklamalar oyuncuları bir taraftan da otobüs altına almam dedikten sonra atmam dedikten sonra atmak da olmuyor mu? İrfan Can için o anlama gelmez. Sonuçta sağlıkla ilgili bir şey. Çocuk bitiyor. Toparlayamıyor diyor. Hocaya hak veriyorum o konuda. Olabilir. Anlaşılabilir bir tavır. Geçen ama Bekao'ya sanki özel bir gıcıklığı var adamı. Anlamadım. Bekao'yu sevmiyor hoca. Belli yani sevmiyor Bekao'yu. Osterwold'le Çağlar, Samet, Cicu stoperde hep başka oyuncuları denedi. Evet. Hatta bazı maçlar Amrabat'ı da stopere çekti maçın ikinci yarıları. Samet özelinde oyuncu kalitesiyle ilişkilendireceğiz Ezgi. Yani ben Galatasaray'ı takip eden biri olarak Galatasaray maçları daha hafızamda. Mesela Abdülkerim Galatasaray kariyerine bir hatalı yeri pasla başlamıştı. Galatasaray o maçı kaybetmişti. Ondan sonra Abdülkerim o hatayı bir daha yapmadı. Yani bu önemli. Taylan o hataları yaptı o yüzden. 2 senedir Galatasaray kadrosunda değil. Önce Ankara Gücü, Samsun. Şimdi Bodrum giderek bakarsak takımların seviyesi düşmeye başladı. Yani bazen futbolcular da o hataların çok tekrarlamayacak. O yüzden Samet konusunda ben de aynı noktadayım. Yoksa oyuncunun karakterine hiç lafım yok. Montella'nın milli takımında bazı maçlar biz savunma yaptığımız için geçiş hücumu 4-6-0 iş çözüyor. İş gördü işte. Bir Hırvatistan maçı gayet iyiydi. Samet yine Avrupa şampiyonu bir tane daha maçta gayet iyi maç çıkartmıştı ama
Ben çok şampiyonla oynayan takımın ideal stoperi gibi gelmiyor ama Panathinaikos'u da yapamadı. Panathinaikos sonuçta Yunanistan'da Fatih Hoca'da şampiyon oynamıştı. Olamadı ama en azından oyun formasyonu hep önde baskı üzerineydi. Fenerbahçe'de problem yani Mourinho, Fatih Terim, Şenol Güneş bu tarz çok üst seviye teknik direktörler genelde devraldıkları takımlara kendi elinin değmesini ister. Çok şey değiştirdi Mourinho. Geçen seneki İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si şu anki Fenerbahçe'den bence daha iyi. Burada sıkıntı Fenerbahçe gayet para harcadı. Enes'i gibi santrafora 20 milyon euro verdiniz. Hı hı. Yani bu akıl alır gibi değil. 20 milyon euro bonservis verdiniz santrafora. Ben Dzeko'dan iyi değil. Ama Dzeko'yu ne kadar oynatabilirsiniz 38-39 yaşında bu tempoda? Oyun formasyonu takım içi çok değişti. Hem Fred hem Szymanski ikisini birden kaybetti. Mourinho eli deyince 4-2-3-1'den biraz daha 4-1-4-1'e dönen Fenerbahçe. Kaybedilmiş bir şey yok. Bu hala Avrupa'da ilk 8 olmasa da ilk 24 olacak Fenerbahçe açısından. Hani eşleşmede ne olur bilemiyoruz. O da belli değil. Bir görebilir miyiz Fenerbahçe'nin de fiksiyonunu? Bir galibiyet değiştiriyor şey. Bir alttaki 6 puanlı takım kazandı mı? 8 puanda kalacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin Selahattin abi. Yok tamam. 8 puanda kalırsa evet tehlike. Kalmayabilir. Evet, Lyon var 23 Ocak'ta. 30 Ocak'ta da deplasmanda Midtjylland var. Yine kuzey yolu göründü bize. Evet. Geçen sene Norshallans'a yenilmişti öyle kalmış. Hem de farklı yenilmiş. Evet yani o coğrafya ters bize. Evet o maç öyle çok gönül rahatlığıyla galibiyet diyemeyiz. Ve az önce söylediğimi bir kez daha söyleyeyim. Şu anda yani Bodo Glimt 13. sırada 10 puanı var. Onun altındaki takımlar tamamen 9-8-7. Orada çok ciddi bir yığılma var. Ya, yani son ister. Haftalar çok enteresan bir rekabete sahne olacak. Ben senden sadece şu konuda yardım isteyeceğim Ezgi. Hı hı. 8 puan. 2 maçta berabere kaldığını düşünelim Lyon ve Midtjylland'la. Bu da olabilecek bir senaryo. Evet. 10 puan yeter mi 24'e? Ben bir tek o bende kafamda soru işareti. 10 puan yetebilir sanki çünkü 24. sırada Elfsborg var 7 puan, Midtjylland 7 puan, PAOK 7. Sonrasında 8 puanlı takımlar var. Porto, AZ, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe. Ne olursa olsun. Ya ama çok riskli. Hayır, Lyon maçı en kötü beraberlik çıkmadı. O yüzden söyledim. Yoksa Selahattin abi katılıyorum. Lyon fena takım. Beraberlik yetmez şöyle. Midtjylland'dan da puan alması gerekecek. Midtjylland seni yendiği zaman üstüne çıkıyor. O da risk. Tabii Lyon maçını tabii. Kazan önüne bak. O da tabii, bir seçim. Ben sadece senaryo söylüyorum. Kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin ve ben Beşiktaş önünde izlediğim Lyon'u yenmek kolay değil. Ya Fransız takımları bana daha ters geliyor. Bize mesela fizyolojik olarak İspanyol takımlarıyla oynayabiliriz. Yo, ben şeyi söyleyeyim Selahattin abi. Bizim ligin şifresinin ben Fransa olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu Fransa geldi. O sömürgelerden çok oyuncular altyapılarında çıktığı için fizyolojik olarak o ligden aldığın her oyuncu Fransa savunma sömürü falan yapmaz canım ağzından yayılarsa. Hiç öyle işleri yok öyle söyleme. Fransız elçiliği dinliyorsa kınarlar bizi. Hayatta sömürü yapmazlar direkt yakarlar insanları. 17-24 arası puan durumu ekranda şu anda. Ya Esbjerg kazandı mesela yani o da potaya Porto, geldi. Yani Porto, AZ bilemiyorum 10 puan Mehmet biraz zor gibi. 10 puanlı ikili üçlü averajlara gelebilir. Hayır bu 24. 24'ün sonrası takımlar ya daha önemli. Sıkıntı var şu işte? Ezgi. 25'ten sonrası bir önemli. Bir puan yetmeyecek onu biliyoruz. Yani 2 maçta. 25'ten sonrası önemli mi? Hayır, zaten hiç kalamama ihtimali de var. Yani. 24'ten tabii. Sonra kalamıyorsun. Şunu görüyoruz şuradan. 2 maçta bir puan yetmeyecek. Minimum 2 mantıken de 3 almalı. Hatta 3 değil 6, 4 alsa o da olur. Yani minimum 2 bile çok riskli. 2 bile riskli yani. 25, 26, 27, 28. sıradaki takımların fikstürü önemli şu anda. Çünkü bunlar 24'e kaldılar. Diyelim böyle kaldı. Ama ikişer maç daha var. Alttan hayır, Elfsborg'un hemen altında Braga var. 7 puan. Hoffenheim 6. Tamam. Maccabi 6. Beşiktaş 6. Yani onlar da sonuçta 24'e girmeyi evet. Zorlayabilecek durumdalar. Beşiktaş'ın işi zor. Ya tabii rakiplerini biraz düşünecek olursak yani bu taraftaki daha güçlü rakiplerle oynuyor önünde ama önünde çok takım var Beşiktaş'ın. İlk 24 için bakalım. Yani ama şunda da tabii Fenerbahçe savunmasını şöyle yapacağım Selahattin abi. Biraz daha adil yaklaşmak gerek. Beşiktaş ve Galatasaray'a kıyasla bence daha zor bir fikstürü vardı Fenerbahçe'nin oynadığı maç temposunda. Yani iç sahada United ve Bilbao. Tabii ki zor. Saint-Gilloise ile oynadınız. Saint-Gilloise da zorladı Fenerbahçe'yi. Deplasman, Twente, Alkmaar, Slavia Prag. Onlar da öyle banko kafadan 3 puan yazacağın deplasmanlar değil ki
4-4-8 topladı Fenerbahçe. Biraz fikstür şanssızlığı var Ezgi. Evet. Yani ben Galatasaray ve Beşiktaş'la kıyasladığım zaman rakipleri... Fenerbahçe'de bir 10-15 yıldır bir şanssızlık var zaten. Başlarından gitmiyor. Bunu düşün. Niye acaba? Şimdi... Bir bela var. Gitmiyor. Az önce Mourinho'nun tercihlerinden ve Samet'ten bahsetmişken stoper ikilileriyle ilgili bir grafiğimiz de var. Onu da bir ekrana rica edeyim arkadaşlarımdan. Şöyle bir maç sayıları güncellendi. Biz bunu zaman zaman bu grafiği yapıyoruz aslında. Güncel hali Çağlar Ciku 9 maç oynamış. Samet Ciku 4, Bekao Çağlar 4, Ciku Bekao 3, Samet Bekao, Ciku Osterwold'de, Samet Çağlar 1. Yani şöyle söyleyeyim, biz Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini hazırlarken çok zorlanıyoruz. Çünkü gerçekten bunu tahmin edebilmek hem savunmada hem santrforda hem kanatlarda gerçekten çok zor. Ve bu kadar istikrarsız bir 11... Savunma tandemi tamam az gol yiyor diyoruz özellikle ligde ama bu belirsizlik... Sorunun cevabını verdin Ezgi. Demin İsmail Kartal dönemiyle kıyasladım. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'si geçen sezon sanırım bir totalde Lig Avrupa bir 18-19 maç üst üste kazanmıştı. O takımın 11'ini sayabilirdik. İşte tabii. Savunma ikilisinden beklerine, orta sahasındaki İsmail Fred ikilisi, ön tarafı Şimanski'si, İrfan sağ, Tadic sol... Bu sezonki Fenerbahçe 11 sana katılıyorum. Ben hep baktığım zaman hep 1-2 yanılma oluyor. Ceko yazıyoruz, En-Nesyri oynuyor. En-Nesyri yazıyoruz, Ceko oynuyor. Savunma zaten hep değişiyor. Savunma değişiyor tabii ama bu kadar konuşmuşken Selahattin abi sesli düşündüğümden söylüyorum. Ferdi'nin yokluğu da herhalde Fenerbahçe'yi etkiledi. Etkiliyor. Yemin ederim şu an düşündüğümü aldım. Stoperlerin yetersizliğini Ferdi'nin oyun aklı ve saldırgan oyunuyla çok görünmüyordu Fenerbahçe'de. Ferdi çok boşluğu kapatıyormuş. Çok şey ifade ediyormuş Fenerbahçe için. O gittikten sonra Ciku'ya daha çok bakıyoruz. Bekao'ya daha çok bakıyoruz. Çağlar'a daha çok bakıyoruz. Niye? Ferdi gibi oyunu kendi üzerinden kuran, kurgulayan taraftarın ve rakibin ilgisini kendi üzerine çeken bir oyuncusu yok artık. Belki yani Fred'in, Mered'in geriye gidişinin yani sakatlık makatlık bunlar da önemli ama orada da Ferdi'nin eksikliği çok hissediliyor. Orayı dolduramadı Fenerbahçe. Yani Osterwold'in sakatlığı denmesin. Osterwold'in oynadığı oyunlarda da bu açıyı görüyorduk. Ferdisizlik Fenerbahçe'nin beklediğinden, zannettiğinden çok daha fazla yük oldu. Bu arada sen maç sonu açıklamalar söyledin Ezgi Mourinho'yla ilgili, oyuncularla ilgili. Evet. Ben medyayla girdiği sol bek polemiği de çok izah edilir durum değil. Hocam yani sen bu listeyi oluşturdun. Bir tek Mert Müldür'dü tek yedek. Yani Levent Mercan yazılmadı listeye. Oğuz Aydın yazılmadı. Oğuz Aydın bugün liste yazılsa bazı maçlar zaten bekte bitiriyor ön tarafta başlayıp. Evet. Oynatırdın. Yani sen bu planlamayı yaptın sonuç itibariyle. Geçen sezonun daha iyi Fenerbahçe yok gelinen noktalar aralığın ortasında. Tam onu soracaktım. Yani şimdi netice itibariyle kimin eksikliği ne kadar hissediliyor noktasından ziyade eğer takımın başında Jose Mourinho varsa bir fark yaratmasını beklersiniz. Ve ben açıkçası Livakovic'i sadece dışarıda bırakarak İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinden daha iyi olan hangi özelliği var bu sezon Fenerbahçe'de? Jose Mourinho Fenerbahçe'sinin? Yani, şu yönüyle çok geliştirdi Fenerbahçe'yi. Birkaç maç öncesine kadar biraz dokunduğunu düşünüyordum ben. Yavaş ama yavaş görünüyordu. Ama dokunma mı Mourinho'dan beklenen? Yavaş yavaş görünüyordu ama ya şey değil, hep örneğini veriyorum. Yani Klopp 7 yıl Manchester'da çalıştı, bir oyun inşa etti. 7 yıl. Ondan sonra Dortmund'a gitti, bir 7 yıl daha. Ondan sonra Liverpool'a geldi, dünyanın en iyi takımını yarattı. Liverpool'daki ilk sezonda final kaybetti, hemen olmuyor başarı. Biraz zaman istiyor, biraz zaman istiyor. Şimdi ama Türkiye'de o sabrı gösterecek hiçbir camia yok. Başta Fenerbahçe hiç göstermez. 10 yıldır aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyorlar. Sabır göster Mourinho'ya 2 yıl, 3 yıl. Ondan sonra sana 5 yılın Fenerbahçe'sini kurar. Biliyorum bunu yapar adam. Ama biz Mourinho ile bir futbol kültürünün de ülkemiz sınırları içinden girdiğini ve bizim hastalıklı hallerimizin biraz olsun düzeltmeye başlayacağını düşünürken 6 ayda Mourinho bize benzemeyi tercih etti. Adama bıktırdık yani, ben öyle görüyorum. Peki Mourinho'yu acaba hala Real Madrid zamanlarından hatırlıyor olabilir miyiz? Yani Roma'da da bir inşa mesela görebildik mi? Tottenham'da bir inşa görebildik mi? Bunun emarelerini mesela görebildik mi? Ya o mi? Noktada şu Ezgi'ye ben şöyle katılıyorum Selahattin abi. Biz Mourinho'nun seviyesine çıkmadık. Mourinho biraz bizim seviyemize indi. Direkt kolayını seçti yani. Ben ona üzgünüm. Sonuçta 60 yaşındaydı Mourinho Fenerbahçe'ye geldiğinde ve geçen sezon Avrupa'nın en top takımları işte Barcelona, Hans Flick'i getirdi. Şu anda Bayern, en mübarek yaşta 65. Hayır, Bayern Company'yi getirdi. Yani birçok kafa takım hoca değişikliği yaptı. Yine Juventus eski
orta saha PSG'li onu getirdi. Yani birçok iyi takım hoca değişikliği yaptı. Hiçbirinin aklına Mourinho ihtimali gelmedi. Yok, Mourinho kabul edelim ki dünyada kariyer eğrisi aşağıya doğrulmuş bir adam. Ama onun aşağıya doğru evrilmiş kariyer çizgisi bile bizim üzerimizdeydi. Ya bizim ligimizin üzerinde bir şeyler katacağını düşünüyordum. Fakat medya baskısı, yönetici ilişkileri bilemiyoruz aralarında neler konuşuluyor filan. Adam 6 ayda pes etti yani. 6 ay oldu mu bilmiyorum. Olmuştur kadar. Bize benzemeyi tercih etti. En kolayı bu. Şimdi polemiğe de giriyor. Onlara da başladı. O yönden bize zaten benziyordu. Çok şaşırtıcı değil. Akıl oyunları bizim ligde hep oynanıyor ama çok elle tutulur Doner'le yürüyemedi Mourinho. Yani Dzeko da en son Fenerbahçe'nin 10 senedir şampiyon olamamasını futbol dışı etkileri. Bunu futbolcuyu hani hocayı anlıyorum. Evet. Oyuncu hiç vermemen gerek. Yani Dzeko'yu ilgilendirmez. Ondan önceki 8 senede ne oldu? Seni zaten şampiyon olamadıkları için o yaşta o parayı verip getiriyor Fenerbahçe bakarsan. Yoksa hani günü kurtarmak için getiriyor. Gelecek için getirmiyor Fenerbahçe Dzeko'yu. Biraz orada hani Selahattin abi dediği şey o gömleğin düğmesi baştan yanlışlıklandı. Yani o stratejiler. Bu sezonun tartışmaları sürekli sağ dışının irdelenmesi. Hocam 100 milyonluk ettin bizi dese yönetim Mourinho'ya. İşte sana o kadar verdik. Oyuncular aldık 100 milyonluk paketledin bizi dese. Hocanın diyeceği şey hazır. Ya, Türkiye'de bir yapı var. Mümkün değil olmamız yani. Ben her şeyi doğru yapıyorum aslında. Bu bahaneyi yönetim eliyle ve medyadaki temsilcileri eliyle hocanın eline vermiş durumdayız. Hoca da sahada bir sonuç alamayınca o bahanelere sarılıyor. Oysa biz hocadan sen Mourinho'sun. Kendi oyun felsefeni inşa et. Bizim Türk takımlarının en çok ihtiyacı olan şey. Savunma yapmayı bilmiyoruz. Hele büyükler yani. Biz hep hücum edeceğiz, gol atacağız, kuşatacağız. Bayern'e 5, öbürüne 10 atacağız. Öyle bir dünya yok. Bu bir emek istiyor, çalışma istiyor ve bizim öyle bir adetimiz yok. Biz para toplayıp sağdan soldan, devletten kaçırarak, vergi kaçırarak, başka yollardan, özel servetimizden ayırıp vererek en iyi oyuncuları alıp şampiyon olacağız. Bizim bütün derdimiz bu. Öyle bir şey yok ya. Bir kere olsan ne olacak? Diyelim oldun yani. Yurt dışında hiçbir işe yaramıyor. Peki. Şöyle bir haber var Sabah gazetesinde bugün. Samet Yüksel'in haberi. Malum 1,5 saatlik bir toplantı yaptığını söylemiştik Fenerbahçe yönetiminin ve o toplantıda deniyor ki haberde Jose Mourinho'ya tam destek kararı çıktı. Devre arasında kadroyu güçlendirmek ve teklif gelen oyuncularla vedalaşmak konusunda yeni kararlar alındı. Yani En-Nesyri'ye yine bir teklif gelirse Suudi Arabistan'dan bu değerlendirilecek. Talisca için gaza basılacak ve Talisca kadroya katılacak. Beko gidecek Mourinho beğenmediği için ve yerine yeni stoper gelecek. Sizce Fenerbahçe'nin ilacı bu mudur? Gitti 50 milyon euro daha. Ben öyle görüyorum. Ya bu arada meslektaşlarımın haberlerine saygı duyuyorum ama yani 30 milyon euro konuşuluyor El-Nesyri için. 30'u geçtim. 15'in üstü bulunduğu an hemen vedalaşılması gerek. Yani bizim ligimizde tabela yeteneği kısıtlı bir oyuncu El-Nesyri. İspanya kariyerine de ben baktığımda 3 maçta bir gollü. Yani acaba dedim hani bizim lig İspanya ligi biraz daha Fransa o yüzden. İşte oradan getirdin Niyank'ı. Yine Galatasaray'da Gomis, Niyank, Kare. Niyank, Mamadu, Niyank. En güzel şarkılardan biri dedi. O Niyank diyorsun. Evet. O Niyank, evet. İspanya Ligi'nde de bir Guiz örneği var. Gelip ligimizde olmuş. Guiz'e dair bir şarkı var mı? Buyurun lütfen. Guiz'e yaptı zaten. Küçük Emrah. El-Nesyri'yle vedalaşılması bana mantıklı geliyor. Eğer teklif doğruysa yani 30 milyon euro çok çok yüksek yok bir rakam El-Nesyri. 10 milyon euroyu da görse verecek hale gelmiş Fenerbahçe şu anda. Ondan bekleneni alamıyor. Çocuğa da yazık. Büyük beklentiler için. Ben çok beğenirim bu arada ayaklar. Yani bir santfor için klas, estetik bir santfor. Fakat kaç defa pozisyona sokuyorsun ki gol atacak çocuk. Ya iki pozisyondan birini atıyor. Fenerbahçe'nin oyun sistemi ne kadar uygun? Onu tartışacağız. Uygun değil işte onu söylüyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Söylemek istediğim o ama ben öyle görüyorum. Gitti 30-40-50 milyon euro daha öyle görünüyor. Çünkü yine oyuncu üzerinde şampiyonluk kovalayacağız. Peki sizce o 1,5 saatlik toplantıdan ne karar çıkmalıydı? Başka bir karar çıkmazdı. Ne diyeceklerdi yani? Ne hoca, çıkmalıydı hocanın yani? Dikkatini çektik. Ne yapmalı şu an Fenerbahçe? Hocaya güvenmeli. Başka yolu yok bunun. Hoca bütün takım saha içi sorumlusu hoca olarak hoca kararı nedir? BK'yı göndermek mi istiyorsun? Biz razı değiliz ama istiyorsan gönderelim. Hmm. O karar başka da karar çıkmadı zaten o çıktı yani. O çıktı başka deniyor şey zaten de. Yani şöyle
Selahattin abinin sadık bir izleyicisi olarak aynı görüşteyim. 2021'de yani 2020-2022 Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin yarış sezonu. Sen burada dilin dönüp ifade etmeye çalışmıştın. Pereira devam etmeli diye. Hoca değişikliği oldu. Jesus geldi gitti. İsmail Kartal gitti geldi. Mourinho. Mehmet. Fenerbahçe'nin artık ivedilikle ilk ihtiyacı olan şey bir teknik adam istikrarı. Zaten Mourinho, Pereira, Jesus seni 3 sene çalıştırsın. Seni şampiyon yapar ve o şampiyonluk sonrası Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı gibi de olabilir. Yani o sağlıklı inşa edilen yapı sana sürdürülebilir bir başarı da getirir. Hayır. Mantık bu. Mourinho. Bak Pereira, Jesus hangisi ikinci yılı görse şampiyon olurdu ya. Şu Pereira'ya yapılanı da hiç kabullenemiyorum ben. Pereira ne suç işlemiş de gönderiyorsunuz. Hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. İlk kaybettiği şampiyonluk da Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı. O Sosa'ları, Mario Gomez'i. Şimdi Şenol Güneş demişken hemen bir Trabzonspor değerlendirmesi. Malum Galatasaray mücadelesi var pazartesi günü Selahattin Kınalı. Ve haberler şu yönde. Şenol Güneş takımı biraz daha fiziksel mücadeleye dayalı bir oyun planı üzerinde hazırlıyor şeklinde. İyi de fiziksel plana da öyle hazırlık bir haftada olmaz ki. Sezon başı olur yani. Takıma yüklenemezsin. Biraz yüklen. Bu sefer şeyle lif atmaya başlar. Kaslar gerilir filan. Yani hoca öyle demişse öyledir de hoca kendisi de doğal olarak biliyor bunu yani. Belki hani temaslı oyunu tercih edecek anlamına gelir bu ama karşı tarafta da öyle klas ayaklar var ki temasın dozunu kaçırırsan 10 kişi kalırsın, 9 kişi kalırsın. Ya Trabzonspor takımının oyuncu grubuna bir bakıyorsun kimyasına. Hoca da ne desin yani? Ne desin ki bu oyuncu grubu ancak mücadele ederse? Hani Sergen Yalçın'ın hep şey aklıma geliyor. Bülent Korkmaz örneği. Bülent Korkmaz çok çalışıyor. Sen hiç çalışmıyorsun. O Bülent diyor. Çalışacak tabii yani. Trabzonspor'da o Bülent Korkmaz gibi. Sadece emek üzerine. Temaslı oyunu oynayacaklar. Galatasaray'ı top oynatmamaya çalışacak Trabzonspor. Bu orta sahayla da başka türlüsü mümkün değil zaten. Yani Mendy'si, Ozan'ı, Lundstram'ıyla oyun oynayacak halin yok senin. Ancak oynatmamaya çalışırsın. Ya da işte bir top çıkaracaksın Banza'ya. Bir karambol, iki stoperin arasından çıkacak, vuracak da. Yani hocaya ben çok üzülüyorum. Gerçekten Şenol Güneş'i tanırım. Yani belki içinden diyordur, nasıl bir hataya düştüm ben de bu kadroyu kabul ettim diye. Yani ben hep sezon başından beri söylüyorum Ezgi. Trabzonspor bu sezon Abdullah Avcı ile bitirmeliydi. Çünkü oyuncuları o almış. İyisini kötüsünü o biliyor. Planlamayı o yapmış. Belki bu oyunculardan daha iyi verim alamayı o becerecekti. Çünkü kafasında başka şeyler var. Fakat Avrupa Kupası'ndaki rezil oyunlar, lige çok kötü başlangıç. Camiadan ses yükseliyor diye hoca bıraktı. Ben hocanın bırakarak kendi kurduğu enkazın sorumluluğundan kaçtığını düşünüyorum. Ve bu sorumluluk da gitti yapıştı Şenol Güneş'in boynuna. Ben hocanın bu kadroyu kabul etmemesi en büyük hakkıydı. Fakat kabul etti geldi. Niye Trabzonlu ve Trabzonsporlu? Efsanenin kendilerinden biri yani. Bu kadro üzerinden kendisinin hiçbir dahili olmayan bu kadro üzerine Şenol Güneş eleştirilerini haksızlık olarak gördüğüm için çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama yani o açıklamadan madem bir örnek verdin, işte Trabzonspor fizik güce dayalı oynayacak. Yani bir haftada ne kadar fizik gücü kazanırsa o kadar belki birer dakika daha oyuncuların üzerinde etkisi olur yani. Fizik güç sezon başı kamp yüklemelerinde olur yani. Oyun oynanırken fizik gücü olmaz. Maç kondisyonunu artar. Sessiz düşüneceğiz. Fenerbahçe maçı mesela Vakayeme Visca ile olmaz. Yani Galatasaray'a karşı anlatabildim. Orada orta saha biraz daha dinamizm önemli. Kadro tercihinde. Enis Destan kenar forvet olmamalı Banza varken. Yani kulübeden hamle oyuncusu. Biraz daha sağlam bir takımla. Yani Visca'yı, Bakayeme, Banza'yla çok iddialı olur. Trabzonspor'un tek şansı şu Mehmet. Kalbindeki, içindeki kötülükle baş edemeyenlerin sıkça söylediği gibi Trabzonspor Galatasaray'a çok zorluk çıkarmaz diyorlar ya. İstediği rakamlardan da haberleri yok. Galatasaray'ı deplasmanda son 10 yılda en çok yenen takım Trabzonspor. Muslera'nın en çok gol yediği takım Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı özellikle İstanbul'da şansı tutuyor. Bunu söyleyelim. Şans faktörü de Trabzonspor'un yanında olursa tabii ki puan alabilir. Ben de beraberlik yok, Kasımpaşa ve Eyüp'ün berabere kaldığı Aslantepe Trabzon'da şu biraz maçın hikayesi. Yani bence oyunu biraz 0-0'a tutmalı. Yani çok tempolu oyun Galatasaray'ın işine gelebilir. Tabii tempolu oyun Galatasaray'ı yoracak o da. Sonuçta 3 günde bir maç temposu. Oyuna hamleler önemli. Temposuz oyunu yok ya Mehmet. Her oyunu tempolu oynuyor. Yani Galatasaray bakma kaybettiği oyunlarda da Galatasaray iyi oynuyor. Yani kötü oynuyor ve sadece arkası sorunlu.
Yani Trabzonspor'da sallıyorum, Ünal Karaman gibi bir orta saha olsa, öyle bir tip bir oyuncu olsa çok rahat dersin ki Galatasaray defansı sorunlu. Daha var. Sanchez oynayacak mı Trabzon tabii maçında bilmiyoruz. Sanchez'i beklemiyorum. Kaan ve Jakobs'u bekliyorum. İyileştiklerini ama biliyorum. O ikili herhalde Nelson'la bence Mertan, bence Metehan cezalı. Kaan ve Abdülkerim izleyebiliriz defansta. Ben Yelert Berkan'la devam edebilir hoca. Çünkü hem Berkan hem Yelert Malmö maçında bence iyi oynadı Ezgi. Salah'a dönecek. Barış Alper'in rolü Salah'a verilir ön tarafta. Biraz daha derli toplu Galatasaray görebiliriz. Malmö maçı eksikler çok. Osimhen'i beklemiyorsun. Osimhen ve Barış'ı ben riske edeceğini düşünmüyorum. Göreceği ligin şu an en zayıf takımlarından biriyle oynayacak Galatasaray. Belki o yüzden riske etmek istemeyebilir. Trabzonspor tarihinin en kötü dönemlerinin birini yaşıyor. Yok, bir Jakobs örneği var Selahattin abi. Oyuncu hazır olmadan oynattınız, nüksetti. Öyle bir risk de var işte. Samsun maçı 10 Kasım'da oynadı Jakobs. Bugün aralığın ortasındayız. Bir ay kaybetti oyuncu. Evet. Belki de o maçı oynatmasanız bugün oynuyordu. O yüzden ben çok acele etmeyeceklerini düşünüyorum. Dünkü oyunda mesela hocanın Abdülkerim'le ricacı olup son cümleyi alayım. Mesela o da riskli değil miydi? Abdülkerim tam iyileşmediyse. Abdülkerim istedi. İyiydi. Oyuncu isteyebilir ya. Oyuncu hep oynamak ister. Hele bizim Türk oyuncular. Hep oynamak isteriz yani. Sağlık gibi karar vermeli. Peki. Herhalde doğru kararı verelim. Pazartesi oynanacak maç. Daha detaylı çok konuşacağız değerli izleyenler. Şimdi kim bilir'e geçelim. Selahattin abi bilir. Yakında programın adını değiştireceğiz. Mehmet Bilir yapacağız. Hayır, Selahattin abi bilir. Bakalım göreceğiz. Bu sefer etkilenmezseniz çok sevinirim. Neden? Geçen yayında bir etkilenmiştiniz kopyalardan, şeylerden. Mehmet sizi bir yanıltmıştı. Ha, Mehmet hep doğruyu bilir diye ne derse i̇şte doğru yani. Kabul ediyor. Gelsin ilk sorumuz bakalım. Bugün soruları Ercan hazırladı. Pierluigi Collina kaç Dünya Kupası maçı yönetmiştir? 5, 6, 7, 8. Düşünelim, sesli düşünelim. Maç final değil değil mi? Maç diyoruz. Yarı final final değil yani. Yarı final final de maç. İşte maçı yönetmiş. Ben bu tarz şıklarda en fazlayı alıyorum. Ya en fazla en düşük. 8 diyorum. Ben de 7-8 Hasan Paşa'ya. Süremiz var. Paşa'ya. Ay çok güzel. Şimdi reklam olacak biraz da yani. Evet çok 7-8 güzeldi. 7-8 Hasan Paşa fırını. ATV oradayken Beşiktaş'ta evet, çok uğrardık. Evet biz de çok giderdik. Ben de onun hatırına 7 diyorum. 8 fikrimiz yok ya. Şimdi. Yani ne alaka? 7-8. Tamam da ne alaka? Hasan Paşa. Ben bu arada şıklardan bağımsız. Bana sorsanız artı 10 derdim. Yani evet ben de şaşırdım. Onu demek istiyorum. Çünkü 3 tane grup maçının ikisini yönetse, bir çeyrek final, bir tur alsa, 4-2 Dünya Kupası yönetse 8 yapmıştır. Mantığım o benim. Kalkıp da herhalde gidip Dünya Kupası'na bir maç yönetim dönmez. Bana 8 bile az geldi. Evet. Açıkçası. O yüzden 8 derim. Kollu'yu neye benzer bir dazlak hakemimiz bizim de var. Adını vermeyeceğim. Çok umutluydum kendinden. Sadece dazlağıyla benzermiş. Alayım. Ben 7. Dedim. 7 ve 8. 8 yanıtları geldi. Bakalım 7 mi 8 mi yoksa... Niye 1-2 6-5? 5. Çok az. Demek 98'de 2, 2002'de 3 maç yönetmiş. Çok az. Bence bana da az geldi. 15 yani çok 15 az geldi. Yani evet. Hakikaten öyle. 8 de az geldi. Ben sana kopya verdim geldi. Yalnız. Ne dedim abi? Ya en düşük şık ya en yüksek rakam dedim. En düşük olacaktı. Matematiği de çözdüm evet. Ben kopya almayacak. Kopya sorumuz. Kabul etmiyor. Benden de mi kabul etmiyorsun? Evet, sen yoramaz. Beni yönlendirdiğini şeyin tam tersi. Real Madrid formasıyla kaç kez kırmızı kart görmüştür? 8, 12, 26, 34. Şimdi şöyle... Ramos en çok kırmızı kart gören oyuncuydu. Yani onu biliyorum. Değerli. 2004'te geldi. 22'de bir 18 sene oynadı. Hatta sağ bek başladı, stoper oldu. 2004'lerde. 2004-2005 o. Ronaldinho dönemi vardı. 2004, i̇şte 2004, pandemide 20 PSG'ye gitti. 18 sezon. Her sezon bir tane kırmızı görse ben 26 diyorum ya. Nasıl hesapladın? Yani böyle her sezon düşün. Bir kere görmüştür. Her sezon görmüştür. Bir görse. Ya 12 görmemişti. Yani her sezon vardı kırmızısı Ramos'un. Çok gördü. Ramos deyince zaten kırmızı o kaldı. Yüzden hani 18 sezon oynadıysa her sezon bir kere görse ya 26 ya 34. 34'ü almanı rica ediyorum. Ben 26'ya alayım. Niye 34'ü? Belki 26 diyecek. Tamam ben 34'ü alayım sen 26'ya al. Yo ben de 26 diyorum. Tamam 26 diyorum. Işte her programda bunu yapıyor. Onu demeye çalıştım. Mantığı doğru ama ben. Birimiz bilsin. Ne olacak Selahattin abinin ben gocunmam yani. 12 ya da 26. Mehmet 26 dediği için ben de 26. 26 diyoruz. Tamam.
26 mıymış bakalım? 26. Hayır, her seferinde doğruyu kendine alıyorsun, senin yanlışın. Ama yemedik şimdi. Evet işte. Peki, üçüncü sorumuz gelsin. Devam edelim. Dawkins'e gittim. Hangi futbolcu daha çok serbest vuruş golü atmıştır? Ronaldinho, Del Piero, Beckham, Pirlo. Serbest vuruş deyince de... Beckham milli takımda da attı. Ama en az atan Beckham. Bence Del Piero olabilir. Juventus'ta çok oynadı Del Piero. Çok gol attı Del Piero. Bu oyunculardan kariyerinde en çok golü olan Del Piero. Bak şimdi size şöyle söyleyeyim. Milli takımda da attı. En çok atanla ikinci arasında 3 gol var. Çok yok. Güzel en az atan farklı şekilde az. Güzel soru. Şöyle Pirlo sonrasında duran topların başına geçti Selahattin abi. O ölü yaprak attı. Beckham Del Piero kadar gol atmıyordu. Bence Beckham en az atan. En klası oydu. İngiltere'de var işte Yunanistan'a golü. Ben en çok gol atan oyuncu Del Piero olduğu için Del Piero diyorum. Del Piero çok gol attı kariyerinde. Hep Juventus oynadı bile. Maalesef aynı fikirdeyim. Bence de Del Piero. Ronaldinho çok az en oynadı. En azından beraberliği mi garanti? Ronaldinho zamanında frikik atacak başka oyuncular vardı Barcelona'da hep. Ama Ronaldinho da biliyorsun bir tane bir yerden friki var. O çok güzel. En iyisi de Ronaldinho bu arada, izlemesi keyifli. Şey deseydiniz derdik o platini, şikici, rüşvetçi platini. Benim için net bir cevap da. Del Piero diyorum ben. Del Piero. Ben de Del Piero. Peki bakalım. Doğru. 47 golü var. Ben kendimi guguk kuşu gibi hissetmeye başladım. Beckham'ın 44 bu arada. Beckham da çok atmış evet. Bu arada. Oo, bu arada benim 44. için de Beckham'dır yani. 42 Ronaldinho. Pirlo. Beckham çok atmış. Evet, evet. Hele ki golün oranı. Ama yani müthiş. Yarısı benim şu an gözümün önünde. Abi Beckham acaba şeydi, Amerika'da sayılıyor mu? Amerika'da da oynadı ya. Tabii canım. Yani sonuçta serbest vuruş golü. Unuttuk Amerika'yı yani. Düşünsek kesin derdi. Orada kaleye tutuyor, tam gol oluyordu. Juninho'nun da 51 golü varmış bu arada onu da. Platini mi kaç? Platini mi? Ay hepsini artık içeri girince bakarız. Platini ama. Teşekkür ediyorum Selahattin Kınalı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mehmet Özcan, ağzınıza sağlık. Mehmet'in sayesinde beraberliği kurtardık. Peki, tebrik ediyorum. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.